Habertürk ekranlarından merhabalar, ben Büşra Akın Dinçer. Bugün 20 Ağustos Salı, ana haber bülteninde 2 saat boyunca gündemdeki gelişmelere birlikte bakacağız. Ama gelin önce bakalım bugün öne çıkan manşetlerimiz neler? Evet, şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunmuştu. Bir araya geldiği isimlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Biz de ana haberde aktarmıştık, ekranlara getirmiştik hatırlarsınız. O ziyaretteki görüntülere yansıyan ve 17-25'i gösteren takvim çok konuşuldu dünkü ziyaret sonrası ve MHP lideri yapılan yorumlara bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Peki ne dedi Bahçeli? Ana haberde aktaracağız. Bir diğer konumuz, Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını açıkladı. Politika faizini %50'de sabit tuttu. Kararın detaylarını biz de ana haberde sizlerle birlikte detaylandırıyor olacağız. Şimdi bir diğer konumuz, çok tartışıyoruz, gündemden düşmüyor. Çünkü ne yazık ki her yeni gün bir yeni vaka ekleniyor. İstanbul Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısı 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'i hayattan kopardı. Özçelik evine dönerken köpeklerin saldırısına uğradı. Belediye ekipleri onu hayattan kopartan köpeklerin toplanması için bugün çalışma başlattı. Bu konuyu konuşacağız. Konuklarımız olacak ve sokak köpekleri meselesini enine boyuna masaya yatıracağız ana haberde. Şimdi önce bir sıcak gelişmeyle başlayalım. İzmir'e gideceğiz. Günlerdir ciğerlerimiz yanıyor. Orada ekiplerimiz de nöbette. Menderes'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Güzel bir haber geldi bu sefer İzmir'den. Şimdi detaylar Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayşe'de. Evet, son tüten duman sönünceye kadar mücadele verildi. 17 Ağustos'tan bu yana İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın devam ediyordu. 17 Ağustos'ta saat 16.45'te çıkmıştı orman yangını. Büyüme potansiyeline sahipti. Şaşal mahallesinde başlamıştı ve Tahtalı Barajı'ndan da vadiye kadar uzanmıştı bu yangın. Ve bununla ilgili de hem Milli Savunma Bakanlığı'ndan farklı noktalardan havadan getirilen helikopterlerle mücadele edilmişti. Peki bu yangının sebebi neydi? Çünkü bilindiği gibi İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta başlayan yangın uzun sürmüştü. 60 saat sonra kontrol altına alınmıştı. O yangının sebebi piknik ateşiydi. İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangının sebebi de elektrik tellerinin kopması ve bu tellerinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve şase kaynaklı olduğu açıklanmıştı. Bu kapsamda yangının kontrol altına alınmış olması artık yürekleri ağza getirmiş bir konunun yeniden aslında soluklanması, bir derin nefes aldırdı bölgeye. Çünkü artık şu an itibariyle herhangi bir tüten nokta İzmir ve çevresinde bulunmuyor. Bu da sevindirici. Bundan sonra tabii ki sıcak havalar var. İhmallere karşı da tedbirlerin alınması yine gerekiyor diyelim. Tekrar sözü size bırakalım. Gülçin, çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir hatırlatma yaptı Gülçin. Yani önümüzde sıcak havalar bizi bekliyor önümüzdeki haftalarda da. Bir kibrit dahi çakmayın demişti yetkililer. Lütfen dikkat edelim, ciğerlerimiz artık yanmasın. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ziyaretinde fotoğraf karesine yansıyan 17-25'i gösteren takvimle ilgili yorumlara tepki gösterdi. Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir dedi Bahçeli. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı'nda birlik vurgusu yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaretinde fotoğraf karesine yansıyan 17-25'i gösteren takvimle ilgili yorumlara tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir dedi. Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir.
Türkiye'miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar, bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluç gevresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Bahçeli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için 5. kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akibettir. Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağının nasıl kırıldığına dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Vurulma ve kaçarken ayağının kırıldığı iddialarının FETÖ'cüler tarafından çıkarıldığını söyledi Özel. FETÖ'cülerin peşini bıraksınlar, gelsinler, röntgene baksınlar dedi. Ayağımın nasıl kırıldığı konusunda tartışma çok da kırıldığına inanmayan arkadaşlar da var aramızda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağının kırılmasıyla ilgili iddialara Ankara'da katıldığı bu programda bu sözlerle açıklık getirdi. Halk TV'ye yaptığı açıklamada ise silahla vurulduğu ve kaçarken ayağının kırıldığı iddialarını yalanladı. FETÖ'cülerin peşini bıraksınlar, gelsinler röntgene baksınlar dedi. Manisa'da evde ahşap merdivende 2-3 basamak kala topuk üstü düştüm. Sol parmak üstüne zemine basınca tık etti. Baktım şişti, buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. E-Devlet'te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Buyursunlar, Ankara'dayım, gelsinler, birlikte inceleyelim röntgeni. Ya da doktor bulsunlar, röntgeni incelesinler. Kurşun mu varmış, kırık mı? FETÖ'cülerin peşini bıraksınlar, gelsinler röntgene baksınlar, Ankara'dayım, kapım açık. Özel, söz konusu iddiaları FETÖ'ye yakın hesapların ortaya attığını ifade etti. FETÖ'cüler bana Ergenekon ve balyozdan beri gıcıklar. Bize her fırsatta saldırıyorlar. Birisi yazmış, Özel kurşunla yaralandı. Onu bırak, şöyle yazıyorlar. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış, ben kaçarken ayağım kırılmış. Canımı FETÖ'cüler sıkmıyor da kendini Cumhuriyet Halk Partili ve Atatürkçü diyenler peşine takılıyor, o canımı sıkıyor. CHP Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının görüşülmesi için bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olağanüstü toplantıya çağıracak. Anayasa Mahkemesi kararının doğrudan okutulması için dilekçe verilecek. Anayasa Mahkemesi kararında açıkça ifade edildiği gibi Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle sonuçlanan işlemin yok hükmünde olduğunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okutulması, Can Atalay'ın milletvekilliğinin hiç düşmemiş sayılması ve dokunulmazlığını yeniden kazandığının tespit edilmesi gerekmektedir. CHP, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının görüşülmesi için bir kez daha adım atacak. Meclisin olağanüstü toplanması için başvuruda bulunacak. CHP ile Türkiye İşçi Partisi, bazı muhalefet partilerinin de desteğiyle 9 Temmuz'da Can Atalay'ın durumunun görüşülmesi adına meclise olağanüstü toplanması için başvuruda bulunmuştu. Meclis Genel Kurulu 16 Ağustos'ta toplandı. TİP Milletvekili Ahmet Çık'ın hükümete ağır eleştiriler yönelttiği konuşması sırasında AK Parti Milletvekili Alpay Özalan Şık'a yumruk attı. Milletvekilleri arasında da yumruklu kavga yaşandı. Şık ve Özalan kınama cezası aldı. Görüşmenin ardından Can Atalay kararı hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla reddedildi. CHP bir kez daha olağanüstü toplantı için Meclis Başkanlığı'na dilekçe verecek.
Bu kez çağrı metninde Anayasa Mahkemesi kararının kürsüde okutulması talebi yer alacak. Grup başkan vekillerimizce siyasi parti gruplarıyla yapılacak temaslar sonrasında Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının doğrudan okutulması için Meclis Genel Kurulu'nun yeniden olağanüstü toplantıya çağrılması sağlanacaktır. Önümüzdeki günlerde CHP grubu 120 milletvekilinin imzasıyla dilekçeyi meclis başkanlığına sunacak. Başvurunun ardından meclisin Ağustos ayının sonu ya da Eylül ayının ilk günlerinde bir kez daha Can Atalay için olağanüstü toplanması bekleniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, CHP'nin AYM'nin Can Atalay kararının görüşülmesi için bir kez daha meclisi olağanüstü toplantıya çağıracak olmasına bir tepkisi var, tepki gösterdi. Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Meclisin tatil sırasında Cumhurbaşkanı ya da Meclis Başkanı tarafından doğrudan doğruya veya üyelerin 5'te 1'inin yazılı istemi üzerine toplantıya çağrıldığını hatırlattı. Ara verme veya tatil sırasında toplanan mecliste toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez. Toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz dedi. Yıldız, bir hakkın suistimalini anayasada, kanunda himaye etmez sözleriyle CHP'ye tepkisini dile getirdi. Evet, bugün piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Para politikası kurulu politika faizini %50'de sabit tuttu. Kurulun yaptığı açıklamada Temmuz'da aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı şekilde yükselmektedir denildi. Sıkı para politikasının devam edeceği mesajı da verildi. Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. %50'de sabit tuttu. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında Ağustos toplantısını yaptı. Mart'ta politika faizini %45'ten %50'ye çeken Merkez Bankası, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz'da olduğu gibi Ağustos ayında da faizde değişikliğe gitmedi. Kararın gerekçesinde parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini göz önünde bulundurulduğunun altı çizildi. Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır denildi. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörülen ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır. Açıklamada sıkı para politikasının devam edeceği mesajı da verildi. Enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlar kullanılacak ifadelerine de yer verildi. Para Politikası Kurulu'nun politikalarını enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak şekilde belirleyeceği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilinin getirisinin 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa %7'nin altına indiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Bakan Şimşek. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi ifadelerini kullandı. Maliyetlerdeki iyileşmenin özel sektörün dış finansmanını olumlu etkilediğini belirtti Şimşek. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz dedi. Esnek çalışma modeli düzenlemesine ilişkin çeşitli formüller var masada. İlk adım olarak belirli süreli iş sözleşmesinde değişiklik yapılması da gündemde. Planlanan modelde 1 veya 2 yıla kadar yapılacak iş sözleşmelerinde bir projenin tamamlanması gibi somut bir gerekçe aranmaması bekleniyor.
Esnek çalışma düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürüyor. İlk adımın belirli süreli iş sözleşmesine ilişkin atılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 16 Temmuz'da esnek çalışma maddelerine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcilerinin görüşleri alındı. Esnek çalışmaya ilişkin tüm sendikalardan da görüşler alınıyor. Süreç, iş kanununda yapılacak değişikliklere dair önerilerin alınmasıyla ilerliyor. Planlanan modelde bir veya iki yıla kadar yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinde bir projenin tamamlanması gibi somut bir gerekçe aranmaması, objektif koşulu şartlarının bu tür sözleşmeler için kısmi olarak kaldırılması bekleniyor. Bir gerekçe olmaksızın belirli süreyle sözleşmeyle çalışan istihdam edilebilecek. Objektif koşul şartının belirli bir süreyi aşan sözleşmeler için aranacağı da belirtiliyor. Buna göre 2 yıla kadar olan belirli süreli iş sözleşmelerinde şart aranmayacak. 2 yıldan daha uzun süreli olan sözleşmelerde belli bir işin tamamlanması, bir projenin olması gibi koşullar aranabilecek. İş kanununa göre belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi için belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullar aranıyor. Objektif koşullar olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi imzalanamıyor. Düzenlemeyle genç nüfusun çalışma hayatına katılım oranının artırılması hedefleniyor. Şimdi günümüzde ebeveynlerin büyük bir bölümü iş hayatında ve anne de baba da çalışınca çocukların bakım konusunda anaokulu ya da bakıcı seçenekleri değerlendiriliyor. Hem anaokulu hem de bakıcı fiyatları geçen yıla göre arttı. Öncelikle çocuğumu anneannesi bakıyordu. Daha önce birçok bakıcıyla denedik. Kimi ailesinden, kimi bakıcılardan destek alıyor. Ama özellikle belli bir yaştan sonra genelde tercihler anaokuluna kayıyor. Anneannesi bakıyordu ama daha sonradan bir yaştan sonra artık yetemeyeceğini anladık. Kendi yaşıtlarıyla vakit geçirmesi gerektiğini anladık. O yüzden anaokulunu tercih ettik. İstanbul'da geçen yıla göre %150 artan anaokulu ve bakıcı fiyatları çalışan anne babaları zorluyor. Biz geçen sene 7 ile 14 bin rakamlarını söylemiştik. Bakıcı fiyatlar da 25 bin lira civarındaydı. Bu seneki durum ise şu anda anaokullarında 17 bin ile yaklaşık 32 bin, 35 bin bandı arasında bir rakam söz konusu. Bakıcı fiyatlar yaklaşık 45 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Aileler çocukları için bakıcı ya da anaokulu tercih ederken çeşitli kriterleri göz önünde bulunduruyor. Bu da fiyatı etkiliyor. Okulların içerisinde verilen hizmetler çok çok daha fazla. İkincisi akran eğitimleri veriyoruz biz. Yani bir bakıcının elinde evet bir dil eğitimi alabilir ama asla akran eğitimi alamaz. Daha önce birçok bakıcıyla denedik ama buradaki eğitimi yani bakıcı veremiyor. Arkadaş ortamında yaşıtlarıyla birlikte çok daha verimli oluyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olaylardan sonra bu olaylarla ilgili olarak ilk kez konuştuğu İzmir'de yaşananları anlattı. Dinleyelim. Biz de aramızda bir görev bölümü yaptık. 3 yöneticimiz stadın dışından otobüslerin bulunduğu yere gitti. Ben ve Burak Bey, niye ben ve Burak Bey? Başkanın ne işi var diyebilirler ama ikimiz de akreditasyon kartı var. Stadın fiziki konumundan dolayı 10 dakika sürdü sahaya inebilmemiz. Stadın dışına çıkardılar. Otobüslerin arkasından, başka kapıdan, asansörler, merdivenler vesaire vesaire girdik. İşimizi hallettiğimizde ne yazık ki maç başlamıştı. Tabii ki orada maç oynanırken sahada olma gibi bir sebebimiz yoktu. Emniyetteki bazı mensuplar da İzmir'den gelen taraftarları bir an evvel stada sokalım. Sonra da İstanbul'dan gelenleri Buca'dan getirelim. Amir diyor ki hayır, hepsini beraber götüreceğiz ve bizim taraftarlarımız stada 9.30'da varıyorlar. Birçoğunu saat 10'a kadar otobüste tutuyorlar. Bu kişiyi yaka paça aldılar, televizyonda gördünüz. Sonra içeride demin bahsettiğim emniyet müdürü, görüntüleri de bizde var. Kelepçeleri çıkarıyor, arkadaşı bırakıyor. Arkadaş tişörtünü çıkarıp maçın geri kalan tarafını bir locada izliyor. Kimle izlediğini şu an söylemeyeceğim. O da sizi hayret ettirecektir. Bu kişi garajdan polislerle tokalaşarak arabaya binip stattan ayrılıyor. Bizim elimizde çok kuvvetli belgeler var, bilgiler var. Bu işten bıkmış insanlar da var. Bu işe son demek isteyen insanlar da var. Maç başladığından devre arasına kadar her hakem düdüğünde tacize uğradık.
ağır ifadelere hakaret edildik, sesimizi çıkarmadık. Gol attık, tatsızlık olmasın diye sevinmedik. Devre arası oldu. Oradaki polis memuruna gittim ve dedim ki, niye bir şey yapmıyorsunuz? Sen de görüyorsun olanları bitenleri. Yani tükürük mesafesindeyiz bize taciz edenlerle. İşte Özlem Hanım görmüş, kendi içeri girmiş. Rahatsız olmuş görüntülerden. Dedi kusura bakmayın haklısınız ama tek kişiyim dedi. Protokolde bir tane polis memuru vardı. Riyad meselesi nasıl bize bağlamışlardı hatırlıyorsunuz. Hala gerçekler ortaya çıkmadı. Ama burada gerçekler ortaya çıkacak. Evet, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklaması böyleydi. Bu arada Göztepe-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkadan iterek düşmesine neden olmuştu ve ev hapse almıştı Fatih Özkan, hatırlarsınız. O da bir açıklama yaptı. Hem Ali Koç hem de tüm Fenerbahçe camiasından özür diledi Özkan. Bunu da aktarmış olalım Ali Koç'un açıklamalarının ardından. Şimdi kara para aklama suçlamasıyla yaklaşık 10 aydır tutuklu olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye edildi. Geceyi kardeşi Sıla Doğu'nun evinde geçirdi Polat. Sabahsa cezaevindeki eşini ziyarete gitti. Yaklaşık 10 ay sonra serbest kaldı. İlk ziyaretini cezaevindeki eşi Engin Polat'a yaptı. Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 28 şüpheli, geçen yıl Kasım ayında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, tutuklandı. Fenomen Dilan Polat'ın beklediği tahliye haberi yaklaşık 10 ay sonra geldi. Sadece yurt dışı yasağı adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere tahliye edildi. Herhangi bir imza yükümlülüğü yok. 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra geceyi kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde geçirdi. Ardından da sabah ilk işi eşi Engin Polat'ı ziyaret etmek oldu. Dilan Polat, kızı, oğlu ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte Tekirdağ'daki Karatepe cezaevine gitti. Eşiyle görüşen Polat, cezaevi çıkışında soruları yanıtsız bıraktı. Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Dilan Polat, süreci evinde geçirecek. Tüm sanıklar, dosyanın tüm sanıkları 4 Eylül'de zaten mahkeme huzuruna çıkacaklar. İfadelerini, beyanlarını verecekler. O tüm dosya sanıklar için geçerli. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlat edindikleri çocukla fotoğraflarını paylaştılar. Bu yayınladıkları karede sosyal medyada tepki çekti. Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddialarıyla ilgili de bakanlık kaynakları açıklama yaptı. Aktaralım. Gökhan Çıra ile taşıyıcı anne aracılığıyla evlat edinen Selin Ciğerci paylaştığı fotoğrafla tepkilerin odağı oldu. Çocukla verdiği pozu tartışılan Gökhan Çıra'ya sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Birçok kullanıcı Aile Bakanlığı'nın konuyla ilgilenmesi yönünde çağrıda da bulundu. Sosyal paylaşım sitelerinde Selin Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği iddiası yer aldı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca bu iddia dışında bu konuda daha önce açılan soruşturmanın da devam ettiğini bildirdi bakanlık. Bakanlık kaynakları Ciğerci'nin bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurusunda olmadığını, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu da vurguladı. Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre söz konusu vakaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın hala devam ettiği de belirtildi. Gazeteci Reha Muhtar evinde merdivenlerden düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda entübe edildi Muhtar ve durumu ciddiyetini korurken çocuklarının annesi Deniz Uğur ve avukatının ortaya attığı iddialar akılları karıştırdı. Sabaha kadar, vaktin el verdiği müddetçe sabaha kadar... Evinde düşerek hastanelik oldu. Gazeteci Reha Muhtar entübe edildi. 15 yaşındaki oğluyla ilgili ortaya atılan iddialarsa kafa karıştırdı. Sevgili seyirciler,
Reha Muhtar'a itirafa hoş geldiniz. Reha Muhtar gece saat 1 sıralarında İstanbul Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans hastaneye kaldırılan Muhtar entübe edildi. Reha Muhtar'ın tedavisi sürerken ikizlerin annesi olan oyuncu Deniz Uğur'dan kafa karıştıran bir açıklama geldi. Sabah bana telefon geliyor. Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı diye. Çocuğuma ulaşamıyorum. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Deniz Uğur 15 yaşındaki oğlunun Reha Muhtar'ın şarkıcı Nilüfer'le birlikte evlat edindiği kızı tarafından kendisine gösterilmediğini savundu. Çocuğumu arıyorum sabahtan beri. Ayşe Nazlı almış çocuğu götürmüş. Nilüfer ve Ayşe Nazlı çocuğu bana göstermiyor şu durumda. Şu anda karakola gidiyorum. Haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım. Avukatı Feyza Altun da çocuk şubeye kayıp ihbarında bulunduklarını, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gittiklerini belirtti. Reha Muhtar'ın avukatı Mustafa Demiralsa iddiaları reddetti. Çocuğun kaçırıldığı iddiası çirkin bir iddiadır dedi. Reha Muhtar'ın oğlunun bazen hastanede babasının yanında olduğu, bazen de evine gidip geldiğini söyledi. Çocuğunuzu kaçırmıyorlar mı? İstanbul'da her gün E5 karayolunda Maltepe ve Tuzla arasında giden sürücüler ona aşinaydı. Selami Salman her gün kilometrelerce yol yürürdü. Hikayesiyle merak uyandıran Salman günlerdir ortalarda yoktu ve yürüyen adam olarak tanınan Salman evinde ölü olarak bulundu. Başında kasketi, elinde bir şişe suyu. Her gün E5'in ortasında yürüyordu. Herkesin yürüyen adam olarak tanıdığı Selami Salman hayata veda etti. Türkiye onu E5 otoyolunun ortasında her gün kilometrelerce yürümesiyle tanıdı. Tuzla ve Maltepe arasında yıllarca gidip geldi. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyorsun? Yürüyoruz işte, sen de yürü. Adı Selami'ydi. Ama aslında onu yollara düşüren Mecnunluk'tu. Hikayesini annesi anlatmıştı. Öncesi çok neşeli bir çocuğuydu. Ben bunu bir kız sevmiştim, nişanladım. Nişanlı yaptım, 9 sene nişanlılı durdum. Ondan sonra tam düğün şeyini hazırlarken, eşyesini Allah edek derken nişan bozuldu. Kız tarafı vermedi. Psikoloji bozuldu bunun. Kendini oraya buraya vurdu. Daha evlenmem dedi. Selami Salman 2 gündür ortada yoktu. Evine bakan yakınları onun cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler şimdi yürüyen adamın ölüm sebebini araştırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in güncellenmiş ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurarak Hamas'a çağrı yaptı. Hamas'tan çağrıya ise yanıt gecikmedi. Üst düzey Hamas yetkilisi Hamdan, yeni fikirlere ihtiyacımız yok dedi. Good afternoon everyone. Netanyahu, Gazze'deki ateşkesi sağlamak için anlaşmazlıkları gidermeyi amaçlayan yeni önerimizi kabul etti. Şimdi Hamas'ın da aynı şeyi yapması gerekiyor. Blinken'ın açıklaması çokça belirsizliğe yol açan bir açıklama. Güncellenmiş bir öneri bize sunulan ya da Hamas'ın üzerinde anlaştığı öneri olmadığı anlamına geliyor. İsrail'in ateşkes planını kabul ettiğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken Hamas'a çağrı yaptı. O çağrıya karşılık veren Hamas yetkilisi, bunun İsraillilere daha fazla zaman veren bir manevra olduğunu vurguladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Tel Aviv'de görüşen Blinken, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri teklifini kabul ettiğini açıkladı. Bir sonraki önemli adım, Hamas'ın evet demesi ifadelerini kullandı. Blinken'a yanıt Hamas'ın üst düzey yetkilisi Osama Hamdan'dan geldi. Reuters haber ajansına konuşan Hamdan, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in baskısıyla karşı karşıya dedi. Arabuluculara, yeni müzakerelere veya yeni fikirlere ihtiyacımız olmadığını söyledik. Onayladığımız ve uygulanmasını istediğimiz bir teklif var. Bu da Biden'ın inisiyatifi ve Uluslararası Güvenlik Konseyi'nin aldığı karara dayanıyor. Başladığımız müzakerelerin hedeflerine de ulaşıyor. Hamdan, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın da ateşkes görüşmelerinde her zaman karar alma sürecinde yer aldığını ve her zaman yer alacağını belirtti. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar arasında Doha'da yapılan ateşkes görüşmeleri bu hafta Kahire'de devam edecek.
7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olduğu İsrail, Han Yunus da yanlışlıkla bu kez kendi askerini vurdu ve İsrail ordusu Gazze'de tutulan 6 esirin cansız bedenlerinin de Han Yunus'tan İsrail'e getirildiğini duyurdu. İsrail ordusu kendi askerlerinin bulunduğu binayı vurdu. Bir asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı. Açıklama İsrail ordusundan geldi. Açıklamada İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçaklarının Han Yunus bölgesindeki çeşitli hedefleri vurduğu belirtildi. Füzelerden biri teknik arıza sonucu hedef yerine İsrail askerlerinin konuşlandığı çok katlı bir binayı vurdu. Füze hedeflenen noktadan yaklaşık 300 metre uzaktaki binanın üst katlarındaki dairelerden birine isabet etti. Binanın bir kısmı bitişikteki dairede bulunan askerlerin üzerine çöktü. Bir askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin yaralandığı olay hakkında soruşturma başlatıldı. İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada ise Han Yunus'ta Gazze'de tutulan 6 esirin cansız bedenlerinin bulunduğu ve cenazelerinin İsrail'e getirildiği bildirildi. İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada cenazesi getirilen esirlerden ikisini yanlışlıkla vurmuş olabileceğini doğrulamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde 1250 kilometre kareden fazla alanı kontrol altına aldıklarını duyurdu. Bölgede çatışmalar sürerken Rusya ise Kursk'a giren batılı gazetecileri hedef aldı. Saldırıya doğrudan katılmakla suçladığı gazeteciler hakkında işlem yapılacağını da açıkladı. Ukrayna, 6 Ağustos'ta Rus topraklarında başlattığı Kursk operasyonunu sürdürüyor. Kiev'in kontrolü ele geçirdiği yerleşim birimlerinin sayısı günden güne artıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin yurt dışındaki büyükelçileriyle bir araya geldi. Kursk'taki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kuvvetlerimiz 1250 kilometreden fazla alanı ve 92 yerleşim birimini kontrol ediyor. Şu anda Sumy bölgemizin karşısındaki Rusya sınırı büyük ölçüde Rus ordusundan arındırılmış durumda. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Kursk'a Ukrayna'dan girerek haber yapan gazetecilerin sınırı yasa dışı olarak geçtiğini söyledi. Batı medyasını Rusya'ya karşı büyük ölçekli hibrit saldırının uygulanmasına katılmakla suçlayarak gazetecilere karşı gereken işlemin yapılacağını belirtti. Rusya'nın yanı sıra Ukrayna'da da çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna, başkent Kiev'in son 20 günde Rusya tarafından 5 kez hedef alındığını açıkladı. Belarus ise Ukrayna sınırına daha fazla asker ve cephanelik gönderdiğini duyurdu. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, hafta sonunda yaptığı açıklamada Ukrayna'nın sınıra 120 binden fazla asker konuşlandırdığını, buna karşılık Belarus'un da silahlı kuvvetlerinin neredeyse 3'te 1'ini sınıra yerleştirdiğini belirtmişti. Demokrat Parti Kongresi Filistin'e destek eylemlerinin gölgesinde başladı. Kongre sırasında binlerce Filistin destekçisi protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. ABD Başkanı Biden ise kongrede yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çok çalıştıklarını söyledi. Gözyaşları içinde sahneye çıktı. Demokratlara işte böyle veda etti. İşimi seviyorum ama ülkemi daha çok seviyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde düzenlenen Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde veda konuşması yaptı. Bir ay önce partililerin baskısıyla adaylıktan çekilen Biden, sahneye çıktığında gözyaşlarına hakim olamadı. Yardımcısı Kamala Harris'e övgüler, Donald Trump'a eleştiriler yönelttiği konuşmasında Gazze'deki savaşı bitirmek için çalışıyoruz dedi. Gazze'deki savaşı bitirmek, esirleri evlerine getirmek ve Orta Doğu'da barış ve güvenliği getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Harris de konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Trump'ı yeneceğine dair söz verdi.
Bizim için önemli olan ideallerimiz için savaşalım ve unutmayalım ki biz ne zaman mücadele edersek kazanırız. We win. God bless you. God bless the United States. Harris kalabalığı selamlarken dışarıdaysa Gazze'ye destek gösterileri vardı. Binlerce kişi gün boyu Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yardımlarını protesto ederek Filistin için özgürlük sloganları attı. Zaman zaman polisle karşı karşıya gelen göstericilerin bazıları gözaltına alındı. Harris, Perşembe günü resmen başkan adaylığını kabul edecek. 59 yaşındaki Harris seçilirse, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın başkanı, Obama'dan sonra ülkenin ikinci siyah başkanı ve ilk Hint kökenli lideri olacak. Günlerdir Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri paylaştık sizlerle. Biz de bu haberleri paylaşırken sizler gibi yüreğimiz yanarak getirdik ekranlara. Şimdi bu yangınların neden çıktığına ilişkin soruşturmalar da sürüyor. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir kişinin otluk alanda yangın çıkarıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay tabii son 10 gündür adanın çeşitli noktalarında meydana gelen orman ve ziraat alanı yangınlarında da kundaklama şüphesini gündeme getirdi. Otları ateşe verip kaçtı. Akıllarda, son günlerde çıkan yangınlarda da kundaklama mı vardı sorusu kaldı. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gece Baytur mevkiindeki otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Güvenlik güçleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyince kundaklama ortaya çıktı. Bir kişi otluk alanı ateşe verip kaçmıştı. Polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Son 10 gündür Bozcaada'nın çeşitli yerlerinde ormanlık ve tarım alanlarında çıkan yangınlarda da kundaklama ihtimali araştırılıyor. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor. Yangın ilçeye bağlı Kırka Beldesi'nde saat 13.30 sıralarında başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Bu görüntülerde Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale edildiği anlardan işte görüntüler. Bölgede yoğun bir duman olduğu da görülüyor. İlçeye bağlı Kırka Beldesi'nde yangın 13.30 sıralarında başladı ve ihbar üzerine hemen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Ekiplerin çalışmaları hem havadan hem de karadan sürüyor yangını kontrol altına alabilmek için. Son günlerde farklı illerde çıkan orman yangınlarının çoğu verilen mücadeleyle söndürülürken akşam saatlerinde bu kez Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden yangın haberi geldi. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı. Alevler bu kez Çankırı'dan yükseldi. Ilgaz ilçesinde çıkan yangının tehdit ettiği 4 köy boşaltıldı. Neyse ki korkulan olmadı. Yangın Ilgaz'a bağlı Yukarı Meydan Köyü'ndeki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında çıktı. Kısa sürede alevler büyüdü. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre illerden de ekipler geldi.
İki helikopter de havadan müdahale etti. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesinin ardından çevredeki 4 köyde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Toplam 60 hanedeki 125 vatandaş güvenlikleri nedeniyle ilçe merkezine gönderildi. Biz ilk önce dağa bakarken komşular bakmıyormuş ne oldu falan derken baktık dumanlar yükseliyor. Belli bir müddet sonra dumanlar çoğalınca artık köye haber geldi. Köyü boşaltın diye. Mecbur kaldık biz de apar topar çıktık geldik. Biz gelirken daha yanıyordu. Bizim koyumuz su yanıyordu. Rüzgarın hız kesmesiyle ekiplerin müdahalesi etkisini gösterdi. Yangın sabah saat 9.30 sıralarında kontrol altına alındı. 44 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. Kastamonu, Tosya'da 3 köy evi alevlere teslim oldu. Yangın kontrol altına alındığında kayıp olduğu bilgisi verilen 16 yaşındaki Alperen'in yanan evlerden birinde öldüğü ortaya çıktı. Evler alev alev yandı. Yangın hızla yayıldı. 16 yaşındaki genç evde ölü bulundu. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köy evinde yangın çıktı. Rüzgarla birlikte büyüyen yangın bitişikteki iki eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Saatler süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Üç ev, iki ahır ve bir sabanlık tamamen yandı. Ekipler yanan evlerde inceleme yaparken korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yangın sırasında kayıp olduğu bilgisi verilen 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun cansız bedenini itfaiye buldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarıyla mücadele ediyordu İzmir. Şimdi de deniz kirliliği görülüyor İzmir'de. Son birkaç gündür Bayraklı sahilinde denizden kötü kokular yayılıyordu. Artık balıklar da kıyıya vurmaya başladı. ...60'lı yılların başında biz burada denize girerdik. Yani çok güzeldi, bir plaj gibiydi buraları. Şimdi değil denize girmek, yanından bile geçilmiyor. Suyun kirlendiği körfezde balıklar da ölmeye başladı. Devamlı bu yoldan gelip geçiyorum. Son zamanlarda inanılmaz bir artış var kokuda. İzmir körfezinde iki günden bu yana koku arttı. Bölge sakinleri buranın çürük yumurta gibi koktuğunu söylüyor. Bayraklı sahilinde deniz yüzeyine vuran ölü balıklarsa denizin kirliliğinin bir göstergesi. Yunus balıklarının yüzdüğünü görürdüm. Kaplumbağaların olduğunu biliyorum. Hiçbiri kalmadı. Bilim insanlarına göre İzmir körfezi foseptik olarak kullanılıyor ve oksijensiz kalan balıklarsa işte bu durum karşısında ölüyor. Yani azot ve fosfat miktarının yükselmesiyle birlikte solungaçları tıkanan balıklar irili ufaklı büyük küçük deniz yüzeyine vuruyor. Çevredekiler bir an önce bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyor. Bize temiz bir deniz bıraksınlar. Bak parkta bir sıkıntımız yok. Park gayet temiz, güzel hizmet veriliyor ama şu deniz olduğu sürece parkın temizliği pek bir önemi de yok. Antalya'da denize kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası uygulandı. Çevre Müdürlüğü ayrıca suç duyurusunda bulundu. Antalya Su ve Atık Su İdaresi'nin atık su arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında sahil güvenlik ekibi su altı incelemesi yaptı ve hattan kirletici özellikle atık su çıkışı olduğu belirlendi. Damlataş plajı mevkisinde de yağmur suyu kanalının deşarj noktasında benzer görüntüler kaydedildi. Tesisin standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı, yağmur suyu hattına da kaçak bağlantılar yapıldığı belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 464.585 lirası ceza kesti. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Dünya maymun çiçeği virüsüyle ilgili sorulara yanıt arıyor. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine göre virüs yeni COVID-19 değil. Herhangi bir kapanmaya ya da maske kullanımına da ihtiyaç olmayacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle aylarca eve kapanan dünya maymun çiçeği virüsü vakalarının artmasıyla alarma geçti. Dünya Sağlık Örgütü, May çiçeği virüsünün COVID-19 pandemisine benzemediğini duyurdu. Kapanmaya ihtiyaç olmadığını savundu.
Afrika etkisi altına alan M çiçeği virüsünün önce Avrupa'ya, ardından da Asya'ya yayılması endişeye yol açarken, beklenen açıklama DSEÖ Avrupa Genel Direktörü Hans Kluge'den geldi. Mpox is not the new COVID. Maymun çiçeği virüsü yeni COVID-19 değil. Stratejik risk değerlendirmelerine dayanarak ihtiyaç duyanlara aşı ve antiviral ilaç temin edilmeli. DSEÖ sözcüsü Eris de maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kapanmaya ihtiyaç olmadığını söyledi. Aşıların virüse karşı etkili olduğunu belirterek kitlesel değil, hedefli aşılamayı önerdi. İnsanların COVID-19 gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünerek endişelenmelerine gerek yok. Bu çok farklı bir virüs, farklı şekilde yayılıyor. COVID-19 hava yoluyla bulaşıyor. Bu esasen çok yakın fiziksel temas yoluyla yayılıyor. Maymun çiçeği virüsü fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntüleriyle temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor. Çeşitli ülkelerin sağlık kurumlarına göre çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü içinde etkin koruma sağlayabileceği ifade ediliyor. Evet, son açıklamalar böyle ve ne yazık ki maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülke sayısı da artıyor. Peki belirtileri neler? Biz nasıl korunuruz? Yani yakın bir zamanda okullar açılacak. Ama gelin beraber bakalım. Hem uyarılara da kulak verdik. Şimdi bir de nasıl belirtilerle mücadele edilir, ne yaparız? Bakalım birlikte. Şimdi maymun çiçeğinin belirtileri ateş, halsizlik, baş ağrısı, kızarıklık, şişmiş lenf düğümleri olarak sıralanıyor. Kuluçka süresi 6 ila 14 gün, yani bir temas halinde 6 ila 14 gün arasında dikkat etmek gerekiyor. Döküntüler çiçek hastalığına benziyor, özellikle iltihaplı lezyonlar gibi. Semptomlar 2 ila 4 hafta sürüyor. Bunlar belirtiler arasında ve enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, yani biraz bu COVID-19'da biz çok tabii korkuyorduk aynı ortamda bulunmak hava yoluyla, ama burada süreli ve yakın temas gerekiyor. Bozulmuş deriyle de doğrudan temas hastalığın yayılmasında ve bulaşmasında etkili. Şimdi maymun çiçeğinden nasıl korunacağız? Hastalık bulaştı diyelim. Aslında temel özellikler aynı bütün bu COVID-19 gibi salgınlarda, yani pandemik ya da salgın hastalıklarda. El temizliğine özen gösterilecek, kişi günlük temizliğine özen gösterecek. Şüpheli vaka durumunda maske kullanılacak. Cilt lezyonunun görüldüğü günden itibaren de, yani artık maymun çiçeği hastalığınız var, bir lezyon gördünüz ve bu şüphesi var, 21 günlük karantina gerekiyor maymun çiçeği hastalığında. Şimdi İtalya açıklarında batan lüks teknede kaybolmuştu. 6 kişi, dün aktarmıştık bu haberi. Onlar için başlatılan arama çalışmaları da devam ediyor. İngiltere'nin Bill Gates'i olarak bilinen teknoloji milyarderi Morgan Stanley başkanı da kaybolan 6 kişi arasında. Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Kayıplar arasında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı da var. 56 metre uzunluğundaki Beijing adındaki tekne, şiddetli fırtına nedeniyle pazartesi sabahı Sicilya açıklarında batmıştı. Dalgıçlar 50 metre derinlikteki enkaza ulaştı. İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı 22 kişiden 15'i kurtarıldı. Fırtına vurduktan sonra Hollanda bandıralı bir gemi tekneye yardıma giden ilk araç olmuştu. Geminin kaptanı Karsten Bomer o anları anlattı. Kırmızı bir işaret fişeği gördük. İkinci kaptanım ve ben hemen oraya gittik. Ama o sırada gemiden dönen can kurtaran salını gördük. Kurtulanlar arasında küçük bir bebek de vardı. Sicilya açıklarında aranan kayıplar arasında Uluslararası Yatırım Bankası Morgan Stanley'nin başkanı Jonathan Bloomer ve İngiliz milyarder Mike Lynch'in de olduğu açıklandı. Gezinin İngiliz Bill Gates olarak bilinen Lynch tarafından iş arkadaşları için organize edildiği belirtilirken, yatırım isminin Lynch'in yazılım şirketinin kaynağını oluşturan Bayes teoreminden geldiği düşünülüyor. Şimdi ekranlarınıza Londra'da başlayan ve Ankara'da tamamlanacak bir yürüyüşün hikayesini getireceğiz. Hikayenin kahramanı İngiliz bir yardım gönüllüsü. 6 Şubat depremleri sonrası Türkiye'ye gelen ve gördüklerini unutamayan Oscar Nielsen Smith
Hatay'ın yeniden inşasına farkındalık oluşturmak ve yardım toplamak için Londra'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Yaşadıklarını da Habertürk'ten Bir Su Kara Arslan anlattı. Depremzedilere yardım etmek için üzerime düşeni yapmak istedim ve sonra eve dönüp bunu unutmaya niyetim vardı. Ama eve döndüm ve bu beni o kadar kötü etkiledi ki. O acıyı tüm Türkiye kalbinde hissetti. Bıraktığı izlerse sınırları aştı. İngiliz Oscar Newson Smith, 27 yaşında bir marangoz ve inşaat ustası. 6 Şubat depremi yaşandığında ülkesindeki bir inşaat projesinde şantiye müdürüydü. Depremden günler sonra Hatay'daki yardım çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye geldi. Türk halkını hayal kırıklığına uğratan şey benim sektörümdü. Ben de 19 Şubat 2023'te oraya uçtum ve ilaç, hijyen ürünleri, yiyecek, su, çadır dağıtmak için gönüllü oldum. Deprem bölgesinde gördüklerini aradan geçen onca zamana karşın unutamayan Newson Smith bir kez daha yollara düştü. Bu kez sırtındaki 40 kilogram ağırlıkla Londra'dan Ankara'ya doğru yürüyor. Amacı depremzedelerin yaşadığı fiziksel ve duygusal yıkıma farkındalık oluşturmak. Bir şeyler yapmam gerekiyor dedim. Samandağ'ın yeniden inşası ve geliştirilmesiyle ilgilenen Raksu projesi adı verilen bir sosyal girişim kurmak için birkaç adım attım. Bir ayda 9000 pound topladık. Yürüyüşe 17 Temmuz'da sabah saat tam 4.17'de Londra'daki parlamento binasından başladım. Belçika'ya girmek üzereyim. Tüm yolculuk bazı şeyleri hesaba katarsak 4200 kilometrelik bir mesafeye sahip ve bu 100 maraton demek. Planım tam 12 ülkeden geçmek. Newson Smith para toplamak için farklı yollar deniyor. İnsanların bağış yapması için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapıyor. Bazen de yürüyüşü boyunca karşılaştığı insanlardan yardım istiyor. Yürüyüşün sonuna kadar en az 200 bin pound toplamak istiyor. Bu para yeterince modüler ev inşa edebileceğimiz ve bölgede kadın kooperatifini kurabileceğimiz anlamına geliyor. İngiliz gönüllü 17 Temmuz'da Londra'da başladığı yolculuğunu Şubat 2025'te Ankara'da bitirmeyi planlıyor. Ankara'dan sonraki durağı ise Hatay olacak. Dün gece Türkiye'nin farklı bölgeleri ve şehirlerinde ayın süper halini görüp fotoğraflayabilme heyecanı vardı. Ayın normalden daha parlak ve büyük olan hali de tarifsiz kareler oluşturdu. Şimdi o büyüleyici görüntüleri getirelim ekrana. İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Trabzon, Iğdır, Marmara'dan Ege'ye, güneyden kuzeye, nadir gök olayı Süperay, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kentlerde bu eşsiz görüntüleriyle kendini gösterdi. Aydın'da antik kentin arkasından, Trabzon'da da bulutların arasından süzülüp bambaşka bir silüet oluşturdu. Süperay, yani ayın normalden daha büyük ve parlak hali olarak tanımlanan nadir gök olayı yurdun birçok noktasından gözlemlendi. Kartpostallık manzaralar oluşturan süper mavi ay, İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy Caddebostan sahilinden ve Çamlıca Camii'nden görüntülendi. Başkentte ise Ankara Kalesi'nin ardından yükselen ay görenleri büyüledi. Süperay, Aydın'da ise şehrin sembolleri arasında yer alan 3000 yıllık Trales Antik Kenti ile birlikte göründüğü sırada adeta bir fotoğraf karesi oluşturdu. Akşam saatlerinde Aytepe'den ve Trales Antik Kenti'nden görülmeye başlayan Dolunay adeta süzülerek Aydın üç gözlerinden yükseldi. Antalya'da ise falezlerde kendini gösterdi Süperay. O anları görmek isteyen Antalyalılar kendilerine Süperay'ı görüntüleyebilmek için sahillerde uygun yer aradı. Iğdır'da da Süperay Yakamoz'la buluştu. Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden olan Ağrı'nın Taşlıca ilçesindeki gölde Süperay ve Yakamoz birlikte görüntülendi. Ayın, dünyaya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen süper mavi ay, normal dolunaydan %30 daha parlak ve %14 daha büyük. Nadir gök olayı bu görüntüsüyle göründüğü şehirlerde yaşayanları kendisine hayran bıraktı.
Evet, ana haberin iktirimini burada noktalıyoruz ama saat başında devam edeceğiz. Sokak köpekleri meselesinde konuşacağız. Konuklarımız olacak. Bekleriz. Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar. Ana haberin ikinci dilimiyle devam ediyoruz. Pençekilit operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı açıklama. 3 Ağustos'ta Pençekilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğu belirtildi. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesine yer verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde kritik bir operasyona imza attı. Örgütün dronlu saldırısını gerçekleştiren Sema Cuya Çevlik kod adlı terörist Zilan Azak etkisiz hale getirildi. Saha ajanları adım adım takip etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde bir kez daha kritik operasyona imza attı. Örgütün dronlu saldırısını gerçekleştiren terörist Zilan Azak etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT saha ajanlarından terörist Zilan Azak'ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığı bilgisine ulaştı. Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Terörist faaliyetleri adım adım takip altına alındı ve operasyonun düğmesine basıldı. Terörist Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristin 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakıp terör örgütüne katıldığı belirlendi. Irak'ın kuzeyinde silahlı eğitim aldığı ve istihbarat toplama faaliyetlerinde görevlendirildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Karşıyaka'daki yangında evlerini kaybeden ailelerle telefonda görüştü. Erdoğan kısa sürede yeni konutların yapılacağının müjdesini verdi. Kısa zamanda inşallah bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Yangında evleri zarar gören ailelerle telefonda konuştu. En kısa sürede gereğinin yapılacağını söyledi. Sevincimiz, ölüm yok. Evet. Sağ olun, Allah razı olsun. Bütün desteklerinizi, bekliyoruz. İzmir Karşıyaka'da 15 Ağustos günü çıkan orman yangınlarında çok sayıda evde alevlere teslim olmuştu. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da evlerini kaybedenlerle telefonda görüştü. Köylüler, vatandaşlarımız yanımızda, muhtarımız ve bir amcamız. Çok desteklerinizi bekliyoruz Ali. Sayın Cumhurbaşkanım, seni burada da görmek istiyoruz. Erdoğan yangında evleri zarar gören aileler için konutların yapılacağını söyledi. Özellikle evleri yanan tüm kardeşlerime Allah'tan sabırlar, kısa zamanda inşallah bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. CHP Genel Başkanı Özel Ankara'da partisinin etkinliğinde konuştu. Geçim olmazsa seçim olur sözünü yineledi Özel. Millet CHP'li belediyelerden razı olmasaydı tekrar seçmezdi dedi. CHP lideri partisine katılan Bağımsız Adına milletvekili Bilal Bilici'ye de CHP rozeti taktı. Şimdi dinleyelim Özel'i. Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşlarımızın elbette bütün sorunlarını çözemiyor. Ama seçildikleri günden beri arı gibi çalışan, dürüstçe çalışan, şeffaf çalışan arkadaşlarımızın gayretleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Dışarıda Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri bir yandan çalıştırmak istemeyen bir kötücül akıl, onun ekonomik imkanlarını kısıtlamak isteyen bir kötücül akıl, bir de çeşitli denetimlerle
Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri sıkıştırmaya çalışan bir kötücül akıl var. Bu şartlar altında geçim olmuyor. Daha önce de söyledik, tekrar ediyoruz. Geçim olmazsa seçim olur. Bu millet bize ne görev verdiyse biz o işi yapıyoruz. Namuslu çalışıyoruz. Şeffaf yönetiyoruz. İsrafı bitiriyoruz. Bizden millet razı olmasaydı, bir önceki sefer seçilirlerse beka sorunu olur diyen Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu rekor oyla bir daha seçmezlerdi. Demek ki biz milletin bize verdiği görevi doğru anladık, gereğini yaptık, milletten takdir gördük. Buradan çağrımız, ya verilen görevi yap, fiyatları düşür, enflasyonu durdur, işsizliği bitir, atamaları yap ya da bu işi yapabileceklere bırak. Evet, Özel'in açıklamaları böyle. Şimdi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan açılan dava kapsamında verilen 5 yıl siyasi yasak getirileceği iddiasına ilişkin konuştu. İstinaf aşamasındaki davaya dair umarım burada yargı adaletli bir karar verir dedi. İzleyelim bakalım neler söylemiş İmamoğlu. Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Yani sonuçta yargıda bir konu var. İstinafa gitti. Bana göre Türkiye yargı tarihinin bu kadar zemini olmayan, hani utanç verici bir başka dava var mıdır bilmiyorum. Takip ediyoruz istinafın sürecini. Sonuçta dosya istinafta. Alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var. Başka şeyler var ama umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmez. Yani buradan siyaseten Ekrem İmamoğlu kazançlı çıktı, zararlı çıktı meselesini konuşmuyorum bile. Ülkemiz kazansın, ülkemizin kazanması için de adalet işlesin. Böyle bir dava olmaz. Böyle bir dava umarım hızlıca karar çıkar. Evet, İmamoğlu'nun hakaret davasına ilişkin açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi bugünün önemli gündem maddelerinden biri. Çok da tartışıyoruz zaten. Bu konu aslında hiç gündemden düşmüyor. İstanbul Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısı bu kez 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'i hayattan kopardı. Özçelik evine dönerken köpeklerin hedefi oldu. Onu hayattan koparan köpeklerin toplanması için belediye ekipleri bugün çalışma başlattı. Beş altı tane köpek saldırısına uğruyor. Hani boğazı parçalanıyor, kafası parçalıyorlar. Vücudu elbisinin üstüne elbise bile bırakmamışlar. Hayvan sevenlerin gözünden bizim çocuklarımız değersiz. O hayvanlar daha mı değerliler? Tek amacı evine dönebilmekti. Sokakta yürürken köpeklerin saldırısına uğradı. Ölümüyle ailesinin yüreğini yakan Ayhan Özçelik son yolculuğuna uğurlandı. Bir şeyler müdahale etsinler, bir şeyler yapsınlar. Canımızı yakmasınlar artık. Ayhan Özçelik İstanbul Esenler'de yaşıyordu. Akraba ziyareti için Fatih'teki Silivri Kapı Mahallesi'ne gitti. Eve dönmek için ana caddeye yürürken boş bir araziye girdi. Gece saat 5 gibi çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar. Bakıyorlar ki köpekler orada yaklaşamıyorlar. Patileri hala üstündeymiş. Vücudun üstünde bekliyorlarmış, hani ayrılmamışlar. Özçelik hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Köpek saldırısında ölen Ayhan Özçelik'in cenazesi Sultan Gazi Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay yerine giden belediye ve zabıta ekipleri ise köpekleri toplamak için çalışma başlattı. Fatih belediye ekipleri ve zabıta ekipleri drone taramasıyla bu arazide bulunan sokak köpeklerini tespit edip ardından o köpekleri Yedikule Hayvan Barınağı'na götürecekler. Bazı çevre sakinleri bu saldırının ilk olmadığını söyledi. Bu dördüncü saldırı. Bir kadıncağıza saldırdılar, hastaneye kaldırdılar. Bizim başka bir amcamızın çocuğuna saldırdılar, şu anda yatıyor. Hayvanseverlerse toplama kararını duyunca bölgeye gelip gelişmeleri takip etti. Döktüğüm ekmekler, ondan sonra börek, çörek, kemik parçası, her şey var. Yok yok değil yani. Aşağı yukarı 17-18 seneden beri de bakarım. Ve girerim içerilerine otururum. Bu bölgede ufak tefek saldırı, yani agresif köpek durumlarımız olur. Belediyeyle haberleşiriz. Belediyemiz onları alır. Rehabilite olabiliyorsa rehabilite olur. Saldırının özel mülkiyet olan boş arazide meydana geldiği tespit edildi. Fatih
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih'te yaşanan bu olayla ilgili Habertürk'te Esra Toptaş'ın konuğu oldu. Toptaş yeni sokak hayvanları düzenlemesini hatırlattı ve hangi adımları attıklarını sordu. Cevabı dinleyelim şimdi. İstanbul'da 39 ilçe arasında İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin dışında en büyük hayvan barınağına kapasiteye sahip ilçe belediyesiyiz biz. Şu anda Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nda 1350 tane hayvanı, yani köpeği şu anda misafir ediyoruz. İstanbul'da bu kapasiteye sahip herhangi bir ilçe yok. Peki şimdi toplamaya başladınız mı efendim bu yasanın ardından? Bakın onu söyleyeceğim. Şimdi bu yasa çıkmadan önce de geçmiş yasa şöyleydi. Sokakta olan hayvan herhangi bir şikayet konusu olduğunda işte bunlar toplu halde hareket eden çeteleşen hayvanlar tabiri caizse olan olduğunda bu hayvanlara müdahil oluyorduk. Fakat mevcut yasaya göre de hayvanları aldığımız yere tekrar bırakmak zorundaydık. Evet. Şimdi bu yeni yasa şöyle bir hayırlı bir şey getirdi. Bunu da ortaya koyayım. Şimdi biz sokaktan aldığımız hayvan artık barınağa girdikten sonra bir daha barınaktan sahiplenmeden çıkma şansı yok. Sahiplenmeden çıkmıyor. Yasa çıktıktan sonra da, yani son diyelim ki bu herhalde 25-30 gün içerisinde de yine biz bu yeni yasaya göre uygulamalarımız devam ediyor. Biz 1350 hayvanı zaten barınağımızda misafir ediyoruz. Şimdi 150'ye yakın hayvan da yasa çıktıktan sonra sokaktan toplayıp tekrar barınağa getirdik. Artık barınağa giren bir, evet, hayvan dışarı çıkma şansı olmadığı için barınağın da kapasitesi tabii ki bu oluyor şu anda. Özel bir mülkiyet alanı, etrafı çevrilmiş bir mülkiyet alanında oluyor. Biz bu alana sabah niye girdik? Çünkü savcılığın izni gerekiyordu. Savcılığın izni de girebildik. Buradan 3 tane köpek aldık. Yani öyle onlarca köpek de yoktu. Yasayı uyguluyoruz. Uygulamaya devam edeceğiz. Evet, Ağustos başından itibaren artık bu yeni yasa yürürlüğe girdi. Eskisinde ne vardı? Şimdi değişen özellikle temel bir şeye baktığımız zaman ne yapılıyordu? Yakalanıyordu, aşılanıyordu, kısırlaştırılıyordu ve yerine bırak uygulaması vardı sokak köpekleriyle ilgili. Şimdi bu yeni yasayla birlikte öncelikle bu uygulama artık yok. Ne oluyor? Sokaktan toplanan hayvanlar toplanıyorlar ve barınaklara götürülüp orada, tabii bunlar saldırgan hayvanlar değilse ya da hastalık riski taşıyan hayvanlar değilse orada ya sahiplendirmesi için barınaklarda bekletilmesi lazım. Şimdi belediyeler de tabii bu çalışmalar da başlasa bile burada da bir kafa karışıklığı ve ilerleyişte işlerin belirli bir sisteme oturmasında bir süreç yaşanacağı belli oluyor bugün yaşadıklarımızdan. Şimdi bu konunun üzerine konuşacağız. İki isim bizimle, iki hukukçu ana haberde konuğumuz. Haytap Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat ve Güvenli Sokaklar Derneği temsilcisi Avukat Meltem Zorba bizimle. Kemal Bey'i gördüm Skype'da. Meltem Hanım da telefon attığımızda. Her ikinize hoş geldiniz. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet. Şimdi Meltem Hanım, sizinle başlamak istiyorum. Şimdi yasa var. Yasayı ben az önce de birazcık özetledim. Temel farkı aslında. Ama böylesi olaylarda bu da bir süreç ve büyük bir sorun. Hayvanların rakamları da göz önüne alındığında bu konuyla ilgili atılan adımlar yürürlüğe kanun olarak girse bile sahada pratik olarak uygulanması bir süre ve biz yine işte bu süreçte böylesi bir olay yaşadık. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu olayı? İyi akşamlar diliyorum. Her şeyden önce hayatını kaybetmiş vatandaşımız için çok üzgünüm. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Evet. Gerçekten korkunç bir ölüm. Hiçbir insanın yaşamaması gereken bir ölüm şekli. Bu yüzyılda, bu dönemde ülkemizde bu kadar feci bir ölüm yaşanıyor olması, sahipsiz köpeklerin saldırısıyla bir insanın paramparça edilmesi kabul edilemez. Ben çok çok üzgünüm ve bütün ülkeden, ailesinden özür diliyorum ki biz uzun zamandır bu sorunla ilgili sorunu çözebilmek için mücadele ediyor olmamıza rağmen bu kadar mücadele ettiğimiz süre zarfında dahi ölüm ve ağır yaralanma vakaları yaşanmaya devam etti. Biliyorsunuz, siz de özetlediniz, 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren kanunla şu an hali hazırda yürütülen sahipsiz köpek politikasının artık daha fazla yürütülmeyeceği, sağlıklı bir yaşam şeklinin hiçbir şekilde savunulamayacağı çok açık olduğu için yeni kanun değişikliğiyle artık sahipsiz köpeklerin sokaklarda tutulmasına dair bu alışkanlık tamamen bırakıldı
Ve 6. maddede yapılan değişiklikte yerel yönetimlerin bakım evlerini yapıp süratli bir şekilde sahipsiz hayvanları bakım evine götürmesi gerektiğine dair hüküm vaz edildi. Dolayısıyla artık bu hükmün bir an önce acil bir şekilde uygulanması gerekiyor. Hiçbir belediyenin yeterli kapasitemiz yok, barınak şartları uygun değil diye bu hükmün uygulanmasını geciktirme hakkı yok. Görüyorsunuz, gecikilen her gün, her saat yeni bir kurbanın, yeni bir vakanın başına bir sorun yaşanmasına sebep oluyor. Kanun da esasen yanlış anlaşılıyor, konu saptırılıyor, mecrasından çıkarılıyor. Biliyorsunuz ki çok fazla işte katliam kanunu diye aleyhte bir propaganda yapıldı. Kanunun hem yasalaşma sürecinde hem yasa çıktıktan sonra uygulamayacağız, uygulanamaz bir hükümdür diye köpek sorununun, başıboş sahipsiz köpek sorununun çözümünün önünde engel olmaya çalıştı kimi insanlar. Bunlar bazıları kendilerini hayvansever olarak tanımlayan, kimi dernekler, kimi aktivistler, bazen sosyal medyada veya bir şekilde sanatçı veya siyasetçi sürekli olarak kanun aleyhinde bir propaganda yaptı. Umarım bugün utanmışlardır bu yapılan propagandadan. Çünkü bugüne gelinceye kadar dün yaşadığımız bu elim olay dışında da bir sürü acıklı olay yaşandı. Hala daha sokakta sahipsiz köpeklerle yaşamanın iyi bir şeymiş gibi, bunun sürdürülebilir bir tarafı varmış gibi politika yürütmenin, propaganda yapmanın artık anlamı yok. Gerçekten canımız yanıyor artık. Affedemiyoruz. Kanun değişikliği var. Hala daha ayak diretilmesini, kanun uygulanması konusunda bu kadar gönülsüz olunmasını gerçekten kabul edemiyoruz. Kanun uygulanabilir. Uygulanabilirliğin önünde hiçbir engel yok. Şimdi siz burada Meltem Hanım, siz burada kanunun uygulanmadığını mı? Çünkü belediye başkanının açıklamaları var. Yani 150'ye yakın hayvan getirdik barınağa diyor bu süreçte. 1350 tane hayvan var barınağımızda diyor. Bu bölgeden 3 hayvanı barınağa getirdik diyor. Habertürk'te konuştu, açıklamaları yaptı. Şimdi siz bu konuda yani uygulanmadığını mı düşünüyorsunuz? Yetersiz uygulandığını ya da gönülsüz uygulandığını mı düşünüyorsunuz bu süreçte? Şimdi her şeyden önce kanunun uygulanması için bugünden itibaren bile çok çok hızlı davranılması gerekiyor. Ama zaten yıllardan beri ortada olan bir sorun için belediyelerin şu ana kadar gecikmiş olması bile affedilemez büyük bir hata. Bakın 2 Ağustos'ta değişiklik yapılmadan önceki haliyle bile meydana gelen bu tür ölüm ve yaralanma vakalarında belediye yetkilileri zaten yargılanıyordu. Mağdurların açtığı davalarda belediyeler bu davaları kaybettiler. Mahkemeler açık bir şekilde hizmet kusuruna hükmediyordu zaten. Ayrıca ceza yargılaması, ki bugün çok daha önemli bu ceza yargılaması, belli ki tazminat talepleriyle açılan idari yargı davaları belediyeleri yeteri kadar bu işin, sorunun çözümü için motive etmiyor anlaşılan. Ceza davalarının açılması gerekiyor. Zaten bugüne kadar 2 Ağustos'taki kanun değişikliğinden önce dahi hala daha sokakta sahipsiz köpeklerin bulunması bir ihmaldi. Evet. Her ne kadar kanun değişikliğinden önce sokakta kalmasına imkan veren hükümler vardıysa da bunlar suistimal edildi. Amacının çok çok ötesinde kullanıldı ve sanki sokakta sahipsiz köpekler bulunması yasanın bir emriymiş gibi. Oysa ki orada yapılması gereken işlemler vardı. 2004 yılında yasalaştığı zaman kısırlaştırmaların yapılması gerekiyordu. Yapılmadı, ihmal edildi ve vardı. Süreç evet buraya evrildi diyorsunuz. Şimdi Ahmet Bey'e de dönmek istiyorum Meltem Hanım, hemen bu noktada. Şimdi Ahmet Bey, bugün tabii sabah bu haberle uyandık ve alınan haber çok acı bir haber. Ayhan Özçelik'in abisinin açıklamaları var bu konuda. Yani Ayhan Özçelik'in bulunduğunda 40 yaşındaki oradaki çalışan çöp toplayan kişiler tarafından bulunduğunu belirtiyor ve köpeklerin hala etrafında ve üzerinde olduğunu, eğer bulunmasaydı kardeşimi demek ki sabaha kadar bölgede birkaç kişinin yine gidip geldiğini ve bulunmasaydı kardeşim sabaha kadar köpekler onu demek ki paramparça etmiş olacaktı diyor. Ne demek istersiniz yaşanan bu tablo hakkında? Öncelikle bir kere başsağolsun dilemek isterim. Fakat bu anlatmış olduğunuz haber tarzıyla, bu konuşma şekliyle, haberi bu şekliyle vermekle, elinize hiçbir delil olmadığı halde bir kişinin köpekler tarafından, daha adli tıp raporu yokken, emniyetten herhangi bir sonuç çıkmamışken
bu şekilde köpeklerin parçaladığını iddia etmek kabul edilebilir bunlar bir şey değil. Bunlar bizim iddiamız değil. Önce onu söyleyeyim. Abinin ifadeleri ki ben abi zaten başlatırken de gören birisi değil. Sonra dikkat edin, sonradan ifadede bulunuyor. Bu yani bunlara çok dikkat edin. Abi sonradan ifade bulunuyor ve ölen bir kişinin sinirini daha sonradan dakika, köpekler de dakika, gelmiş olabilir. Bir dakika elinizde çok rica ediyorum. Siz çünkü ilgili haberi bizim iddialarımız üzerine verdiğimiz gibi bir ifade kullandınız. Ben abisinin iddialarına göre, ifadelerine göre diye başladım cümleme. Yani bu yayını sadece siz yapmıyorsunuz. Şu anda aynı şekilde bu haberi Anadolu Ajansı başta olmak üzere bu şekilde refer ediyorlar. Yani dikkat ederseniz abi medya dilini TV olarak görmüş olan birisi değil. Daha diğer sonradan ölen kişinin üzerindeki köpekleri görüyor ve bunun olabileceği iddiasında bulunuyor. Abinin iddiasını dile getirdik ve onun iddiası olduğunu evet belirttik. Dolayısıyla diğer ajansları kimsel olarak hareket etmemiz gerekiyorsa bizim öncelikle adli tıptan rapor almamız gerekiyor. Emniyetten rapor almamız, ölümün ne olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Fakat peki siz ben farklı iddialar olduğunu, o iddiaları da yani farklı duyalım şekilde de farklı şekillerde de daha önce de örneğin abdest almış o camide namaz kılmadan önce kalp krizi geçirmiş olan bir kişiye de aynı şekilde Güvenli Sokaklar Derneği ve benzeri temsilcileri yine bunun köpekler tarafından öldürüldüğüne dair bir sürü böyle haberler yaptılar. Bu da onlardan bir tanesi olma olasılığı yüksek. Biz bunlara kanıt ediyoruz. Yani ispat edilmeden bir şeyi suçlamayla ilgili olarak Meltem Hanım, Meltem Hanım böyle çok özür dilerim. Ahmet Bey bir dakika bir durabilir miyiz? Böyle üst üste konuşunca çünkü anlaşılmıyor. Yani meseleyi de güzel tartışalım istiyoruz. Bu artık sosyal bir mesele. İkinizi de kesinlikle dinlemek istiyorum. İkinizin de düşünceleri önemli. Şimdi sizi bir Ahmet Bey'e biraz söz vereyim. İddialarını da onun da çünkü dile getirdiği iddialar var. Sonra tekrar size döneceğim. Siz lütfen not alın. Sizin de ifadelerinizi, söylemek istediklerinizi, değerlendirmelerinizi alacağım. Ahmet Bey buyurun. Şimdi tekrar bir daha anlatmak istiyorum. Ben emniyet değilim. Adli Tıp Rapor Kurumu'nun verdiği raporları görmedik. Bu kişinin neden olduğunu bilmiyoruz. Fakat elimizde bir karine var. Yani bu adamcağız öldükten sonra üzerinde köpeklerin bulunduğunu abisi iddia ediyor ve bunun üzerine de bir haber yetiştirilmiş durumda. Bundan önceki benzer olaylarda geçtiğimiz aylarda da birçok kişi vefat ettikten sonra da sokak köpeklerin saldırısı sonucu öldüğüne dair özellikle sosyal medyada algılar yaratıldı ve bu kişilerin böyle olmadığı da sonradan çıktı. Ben şunu demek istiyorum, bu olayda da böyle bir şey çıkabilir ama bunun konusu şu anda benim burada dedektiflik yaparmış gibi ölüm nedeninin o ya da bu olmasıyla ilgili değil. Burada esasında anlatmamız gereken şu. Yasa 2004 yılında çıktı. Hayvanları koruma yasası. 2004 yılından beri kimse belediyeler, bakanlık da dahil olmak üzere bu sorunun ana kaynağı olan kısırlaştırma ile ilgili herhangi bir çalışma yapmadılar ve bunu yapmayan kişilerle ilgili bir hapis cezası düzenlemediler. İkincisi ve daha önemli sorun, bakanlık hiçbir şekilde bu ülkedeki bu hayvanların üretilmesiyle ilgili olarak üretim çiftlikleri, internet üzerinden köpek ticareti, yurt dışından bu hayvanların kaçak girişi, bunların el altından doğurtulması, çoğaltılmasıyla ilgili olarak herhangi bir çalışma yapmadı. Bugün göstermiş olduğunuz bu haberin bir benzerini birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra, birkaç ay sonra tekrar göreceğiz. Neden göreceğiz? Geçtiğimiz 20 yılda bunun benzerlerini hep gördük. Ve ben sizinle ilk defa programa katılıyorum. Beni daha önceden dinlememiş olabilirsiniz. Biz hiçbir şekilde sokaklarda hayvanlar sürüler halinde geçsin, insanlara saldırsın, bunları öldürsün ve sizlerin elinize malzeme verelim diye uğraşmıyoruz. Böyle bir amacımız yok. Biz de aynı şekilde sokaklarda bu hayvanların olmaması gerektiğini söylüyoruz. Ama bunun yolu toplayarak, belediye başkanının daha önceden söylediği gibi küçücük yerleri alarak bu hayvanların öldürülmesi, bunların itlaf edilmesi, ötenazi yapılmasıyla yoluyla bunu çözemezsiniz. Nitekim geçtiğimiz 3-5 hafta içinde Niğde'de, Altındağ'da, işte Kütahya'da, Edirne'de bir sürü hayvan katliamları oldu bu yasa nedeniyle, bundan cesaret alarak. Ve bununla ilgili olarak haber yapmazken, İnsanların bu şekilde neden olduğu, öldüğü bile belli olmazken hemen bir kişinin ölmesi ve üzerine de köpeklerin gezinmesiyle ilgili olarak bakın işte haklıyız, sokak köpekleri toplatılması lazım, olmayan bakım evlerine götürülmesi lazım, 2029'u bile beklemeye gerek yok. Üretim çiftliklerini yasa değişikliğinde hiç örneğin bu meclis dikkate bile almadı. Yani biz de sokaklarda hayvan olmasını istemiyoruz ama siz bu hayvanları bir şekilde bu olayları göstererek zemin hazırlamaya çalıştığınızın farkında olun istiyoruz. Biz bunun farkındayız. Bu hayvanları toplayarak hayvan bakım evi denilen hapishanelere koyarak problemi çözemezsiniz. Hayırsız adıyla problem çözülmüş olabilirdi. Bugün şu anda İstanbul'da hala sokak hayvanı var. 80 bin hayvan o dönem öldürülmüş. Daha sonrasında belediyelerin yaptığı 40 binlik, 150 binlik öldürmeler var. Ve hala sokaklarımızda hayvanlar var. Demek ki siz öldürerek, toplayarak bu işi çözemezsiniz. Ya nasıl çözersiniz?
Bu işin çözüldüğü yerler var. Romanya'da çözüldü, Nepal'de çözüldü, Afganistan'da dahi çözülmeye başlandı. Bunun yolu kısırlaştırmadan geçiyor. Bunun yolu memur zihniyetiyle bakanlıkta çalışan memurların bir kere bu kısırlaştırmaya ve üretim çiftliklerinin denetlenmesine inanmasıyla geçiyor. Bununla ilgili maaş alan insanlar buna inanmıyorlar. Yani kısırlaştırmanın bu hayvan doğum hızına yetişmediğini söylüyorlar. Yetişmiyor çünkü siz hayvan ticaretiyle ilgili, köpek ticaretiyle ilgili herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Ve bu işte sorumlu olanlar, suçlu olanlar gerçekten bu hayvanlar değil. Görevini yapmayanlar. Evet, bir tazminat davası açılıyor belediyelere, ama siz musluğun vanadan kapatılmasıyla ilgili olarak, bataklığın kurutulmasıyla ilgili olarak herhangi bir teşebbüste bulunmuyorsunuz. Bulunmadığınız gibi 2 Ağustos'ta yapılan bu yasa değişikliğinde tek bir cümleniz dahi yok üretim çiftlikleriyle ilgili olarak. Zaten sıkıntıyı kırsalda yaşıyoruz. Şehir merkezindeki hayvanların büyük bir kısmı, dikkat ederseniz, sosyalleşmiş hayvanlar. Yani kafede, lokantada, restoranda, evinizde, kapınızın önünde aç olsa bile saldırmayan, kırmızı ışıkta duran, yeşil ışıkta geçen. Ama kırsaldaki, köylünün elindeki, kasabanın elindeki bu doğurtulan hayvanlarla ilgili, aç bırakılan hayvanlarla ilgili bir şey yapmıyorsunuz. Bir de bunları merhamet nedeniyle besleyen insanları suçlamaya çalışıyorsunuz. Peki. Siz gidip bir mikroçipleme yapmayıp köylünün elindeki hayvana müdahale edip kısırlaştırmazsanız bu hayvanlar yine üremeye devam edecekler. Yaban hayatından şehir merkezine gelmeye devam edecekler ve bu ve benzeri haberleri de yapmaya devam edeceksiniz. Şimdi yalan ya da doğrudur. Tabii Ahmet Bey, şimdi bunlar da şimdi anladığım kadarıyla zaten her ikiniz de 2004 yılından bu yana eksik yapılanlarla ilgili her ikiniz de eleştirilerinizi dile getiriyorsunuz. Buradaki bu meselenin bu noktaya gelmesindeki temel sebep zaten burada yapılan eksiklikler olduğunu her ikiniz de hemfikirsiniz. Şimdi Ahmet Bey, anladığım kadarıyla şöyle bir iddianız var. Bu medyaya yansıdığı şekilde, ki bizler de bu haberleri hazırlarken resmi kaynaklardan aldığımız bilgilerle hazırlıyoruz. Ama siz şöyle bir itirazınız var. Medyaya yansıyan şekilde bir hüküm verildiğini düşünüyorsunuz ve bu konuda adli tıp raporunun beklenmesi gerektiğini, köpek saldırısıyla ölmemiş olabileceğini, böyle bir ihtimalin de olduğunu, köpeklerin vefatından sonra şahsın başına gitmiş olabileceğini belirtiyorsunuz ve bu haberlere böyle bir itirazınız var. Meltem Hanım, evet, siz... Yani bu olasılık var, ama bunun üzerine kurgulayarak yasayı iyi ki de geçirdik, iyi ki de böyle bir yasa yaptık dememek gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Mertem Hanım, çünkü geçtiğimiz 20 yılda buna benzeri birçok haber yapıldı zaten daha önceden. Evet, evet. Şimdi Mertem Hanım'ı dinleyelim siz. Söylenen bilgilerin hepsi, hemen hemen hepsi mecrasından çıkarılmış, çarpıtılmış ve sorunun gerçekten çözümüne hiçbir katkı sağlamayan iddialar. Ben esasen bir vatandaşımız öldü, çok ciddi bir sorun var, sahipsiz köpekler nasıl yönetilecek, nasıl idare edilecek gibi bir sorunun herhangi bir hayvansever diye kendini tanıtan, ki esasen bunlar 2700 tane dernek var, hiçbirinin herhangi bir hayvan topluluğuyla ilgili soyu tükenmekte olan veya acı çeken başka hayvanlarla ilgilendiklerini görmedik. 2700 dernek tamamen köpeklerin sokakta yaşamasına hizmet eden dernekler. Bunlar neden hala bir mağdur varken, bir acılı olay varken hala daha konuşabiliyorlar, gerçekten anlamıyorum. Ben size haber yaptığınız için, bu konuyu ele aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ama bazı arkadaşların artık, yani toplumu irite eden, sürekli olarak vakaları inkar eden, mağdurları suçlayan, işte bir köpek çocuğu ısırmışsa çocuk ona taş atmıştır, yok o adam kalp krizi geçirmiştir. Bakın, burada vakanın aslında net bir şekilde anlaşıldığı çok belli ki bugün defin yapılmasına izin verildi. Eğer vakayla ilgili bir tereddüt olsaydı eğer, bugün defin yapılmasına izin verilmez, otopsi raporları farklı şekilde beklenirdi. Ve bakın, biz gene haberlerden öğrendik. İlgililer hakkında hem Fatih Belediyesi, sanırım muhtemelen belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendik. Ortada net bilgiler varken biz şu anda şu dakika itibariyle vaka köpek saldırısı yüzünden oldu mu olmadı mı diye tartışılması, aslında bu bir amaca hizmet ediyor. Sürekli olarak sorunun esas sebebinin mecrasını değiştirme amacına hizmet ediyor. Hayır efendim, biz hiçbir şekilde sokakta sahipsiz köpeklerin başıboş kalmaması gerektiğini söylüyoruz. Öyle sosyalleşmiş, kırmızı ışıkta duran, yeşil ışıkta geçen, kafelerde yatan, bakın bunların hepsi sorun. Kafelerde yatıyor, plajlarda yatıyor, hastanelerin içine giriyor, videolar, fotoğraflar görüyoruz. Bu köpekler ciddi anlamda bakım görmemiş, aşıları yok, sağlıklı değil, bulundukları ortamda hastalık yayabilirler. Hatta
Kimi veteriner hekimler diyor ki siz sadece kuduz vesaire gibi hastalıklardan şikayet ediyorsunuz, korkuyorsunuz ama esasen hepsinin taşıdığı çok ciddi mikroplar var, tehlikeli bir şekilde parazitler var. Marketlerde ne işi var köpeklerin? Artık ben, biz, toplum bu arkadaşların bu propagandasına gerçekten dinlemek istemiyoruz. Biz şu anda sorunu anlamış, tespit etmiş, meclisimizin, iktidarın bir kanun değişikliği yapmış olduğunu, bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Artık bunun ötelenemez bir ihtiyaç olduğunu, ötelenemez çözümlerle konuşmamız gerektiği konusunda geri dönüp tartışamayız. Geri dönüp artık Ahmet Bey'in o istediği yerlere dönemeyiz geri. O geçti artık. Ahmet Bey'in iddia ettiği her şey geçmişin iddiaları. Biz bunları tartışamayız. Biz şu an acil bir şekilde nasıl uygulanmalı? Çok kısa size onu birkaç kelime tabii, söyleyeyim. Tabii buyurun. Sizden alayım. Sonra bakın, aynı soruyu Ahmet Bey'e de sormak istiyorum. Yani tamam eleştiriyoruz 2004'ten bu yana olan süreci. Ama şimdi bir sorun var, bu sosyal bir sorun. Yani bugünkü vakayı tek başına değerlendirmek dışında aynı zamanda bunun bu noktaya gelene kadar bu yasanın çıkmasına vesile olan, gündemde defalarca, günlerce, aylarca tartıştığımız, yani çocuklara saldıran köpekler olsun, kamera kayıtlarında olsun, yani böyle bir sorunun varlığı da artık sosyal bir sorun olarak ortada. Şimdi Ahmet Bey'e de soracağım bunun nasıl bir çözüme gideceğini, ama siz Meltem Hanım, önce sizden alayım. Şöyle söyleyeyim, bu arada sorunun bu kadar büyümesindeki en önemli faktörlerden biri sadece belediyelerin gerektiği şekilde görevini yapmaması değil, aynı zamanda bu hayvansever denen örgütlerin yürüttükleri yanlış politika. Hani sorun üretim çiftlikleri vesaire, evet ben bunu kabul ediyorum. Ahmet Bey'in o konuda söylediği yerlerden akan, hala köylerden akan kaynak olabilir. Ama esas sorun zaten sokakta olan ve sokakta üremeye devam eden hayvansever örgütler de bunları besleyerek, hatta biz çoğalmalarına katkı sağladığını, özellikle çoğalmalarını amaçlayan kimi dernekler olduğunu da gördük. Bütün bunların var bilgileri. Eğer herkes varsayımsal konuşacaksa bir derneği suçlamak için, bizim amacımızı sadece sabote etmek için yaptığımız herhangi bir haber suçlanacaksa, o zaman bu köpekler neden şehirlere bu kadar yayıldı? Hayvansever dernekler, ki içinde ciddi anlamda bağışlarla çok zengin olmuş, çok para kazanmış olan derneklerin bu işteki parmağı nedir, onu da araştırmamız gerekiyor o zaman. Ama ben çözümler kısaca size söz edeceğim. Dediğim gibi artık bu dernekler ve bu safsata bilgiler geride kaldı. Biz artık önümüze bakacağız. Bizim önümüzde olan şey parlamentodan bir kanun çıkmış olması. Bu ülkenin yönetiminin, iktidarın ve parlamentonun sorunun varlığını tespit ederek çözüm yolları için bir aşama kaydetmiş olması. Kanundan sonra eminim ki uygulama yönetmelikleri, uygulamayı yönlendirecek olan genelgeler de çıkacaktır. Fakat şu konuda bir tereddüt olmasın. Kanunun geçici maddesine dayanılarak işte belediyelere bakım evi yapmak için 31-12-2028'e kadar süre tanındı gibi bir varsayımdan kimse yola çıkmasın. Hayır, bu hüküm yanlış yorumlanıyor, yanlış algılanıyor. Orada dikkat ederseniz hükümde belediyelerin bu hayvan yönetimi için de bakım evleri yapmak, hatta sadece bakım evi yapmak değil, sahipsiz köpeklerin toplanması ve diğer işlemlerin, bakımlarının vesaire yapılması için kaynak ayırmak zorunda olduğu yönünde zaten eskiden de hüküm vardı, ama bu sefer daha sıkı kurallara bağlandı bu. Kaynak ayırma ve kaynağı doğru yere kullanmamaya ilişkin bir hapis cezası öngörüldü. Dolayısıyla kaynak ayırma işlemi için ve bakım evlerinin yapılması için en son hapis cezasında öngören hükmün sınır olan tarihi bu. Yoksa bu şunu ortadan kaldırmıyor. 6. madde orada duruyor. Yani Meltem Hanım, şunu mu söylüyorsunuz? Bu 31 Aralık 2028'e kadar barınak yapma. Yani bir 4 yıllık bir süre verildi burada belediyelere. Çünkü barınakların yetersiz olduğu da sokak köpeklerine ilişkin. Yani toplansa nereye gidilecek? Yani onu biraz düzeltelim mi? Çok tabii buyurun. Orada şöyle ki, yani 2028'e kadar bekleme hakkınız var anlamına gelen bir hüküm değil o. O zamana kadar bitirmeniz, şimdiden başlayıp o zamana kadar bitirmeniz. O kaynağın kullanılması için hapis cezası öngören, kaynağın kullanılmasının zorunlu kılan süreyi gösteren bir hüküm. Anladım. Toplamanın ve barınakların yapılmasının bugünden olması gerekiyor. Tamam. Peki şimdi bu hüküm öyle bir hüküm değil. Ahmet Bey'e de hemen dönmek istiyorum. Yani dinlediniz Meltem Hanım'ın itirazlarını Ahmet Bey. Şimdi bu tek bir olaya yüzünden bugün bu gündeme tekrar geldi, alevlendi bu tartışma, konuşuyoruz bugün, ama
Hani tek bir olay yüzünden de gitmemek lazım. Bugüne kadar yaşanan onlarca örnek var. Evlatlarını kaybeden aileler var. Kendileri işe giderken saldırıya uğrayan vatandaşlar var. Hepimiz sokakta kendimizi bir evi bu noktada güvende hissetmemeye başladık. Sokak köpeğinin çok olduğu yerlerde. Bunlar da şimdi bir gerçek mesele olarak ortaya koymak lazım. Metotlar noktasında itirazlarınız olabilir ama bu da bir sosyal sorun olarak ortada ve tartışıyoruz şu an sizinle. Siz ne diyorsunuz? Yasadan sonra bu süreçte neler yanlış, nasıl ilerlenmesi gerekiyor? Dinleyelim. Şunu öncelikle vurgulamak istiyorum. Meltem Hanım'ın konuşmalarında, meslektaşımın konuşmalarında hayvanlardan çok hayvanseverlerden ya da derneklerden şikayet var ve bütün algılarını, konuşmalarını bunlar üzerine yığmış durumdalar. Kötü misal emsal olmaz. Kötü dernekler olabilir. Bu kendini yanlış ifade eden insanlar olabilir. Ama bütün hıncını, nefretini, öfkesini tamamıyla STK'lar üzerine kurgulamış. Bunların zengin olması, bunların cebini doldurması, bu hayvanların çoğalması için uğraşan dernekler ve bundan dolayı da intikam alınması gereken yerler onların canlarının acıyabileceği hayvanlar olması üzerine kurguluyor. Bütün konuşmaları, şu andaki anlattıkları da onun üzerine. Bu hiç insani bir şey değil. Bu hayvanların bu işte bir suçu yok. Hayvanseverleri sevmeyebilirsiniz. Onlardan öfke olan gruplarla belki sosyal medyada kapışıyorsunuz, psikolojik haliniz bozuluyor. Onların en çok sevdiği can alıcı noktalara siz dokundukça, psikolojik sınırlarıyla zorlandıkça siz de belki kendi içinizde mahvoluyorsunuz ve intikamınızı belki bu şekilde almaya çalışıyorsunuz. Ama bu şekliyle siz bu hayvanların sorununu çözemeyeceksiniz. Emin olun 10 yıl sonra tekrar bir televizyon programı yapalım, yayın yapalım. Tekrar önümüzde sokak hayvanlarının problemini çözülemediğini göreceksiniz. Ve bunda da belki kalkacaksınız yine beni suçlayacaksınız. Yine yanlış insanları suçlayacaksınız. Bu şekliyle bu hayvanların popülasyonunu düşürme olasılığınız yok. Ya da yaptığınız bütün düşürmeler... Bakın söylüyorum size insani olmayacak. Zehirleme, toplama, ölüm kamplarına bu hayvanları koymakla belki sizin vicdanlarınız sızlamayabilir ama bu hayvanlar can çekişi olacak. Şunu ben kabul ediyorum. Başından beri de söylüyorum. 20 yıldır da söylüyoruz bunu aslında. Yani bu yasa değişikliği nedeniyle söylemiyoruz. Sokaklarda köpekler olmasın, sersefil olmasın, trafik kazaları nedeniyle bu hayvanlar da insanların da canı yanmasın. Ama bu işi yapmayan insanlar, görevini layıkıyla yerine getirmeyen insanlardan dolayı siz suçlamayı yanlış yerler üzerine kurgulamaya çalışıyorsunuz. Ben örneğin kendi bulunduğum STK adına örneğin hitap edeyim. Devletin yapmadığı kadar kısırlaştırmayı biz HITAP olarak yapmışız. Son 20 yılda yaptığımız kısırlaştırma sayısı, bunu yayınlıyoruz da zaten 40 bine yakın. Bizim ne zorumuz var 40 bine yakın? Devletin yapması gereken bir kısırlaştırmayı yapmaya çalışıyoruz. Bunun için para harcanıyor, emek harcanıyor. Kimse bu işten para kazanmıyor. Bizim 40 bin yaptığımızı devlet 4 milyon şeklinde yapamaz mıydı geçtiğimiz 20 yıl boyunca? Son bir aydan bahsetmiyorum. Ve bu hayvanları örneğin köylüler, kasabalılar gidiyorlar çöplüklere, pazar yerlerine, kasaba meydanlarına bırakıyorlar. Kalkıp da bu hayvanları beslemek bir suç mudur? Yani ben şimdi bunu mu anlatmak durumdayım? İlkokul bir seviyesindeki çocuğa anlatır gibi bir hayvanın aç olmasından dolayı onu beslemek ki bu atalarımızdan beri Osmanlı'dan beri gelen bir şey. Mancacıların olduğu bir ülkeden geliyoruz. İlk hayvan hastanesinin yapıldığı bir toplumdan geliyoruz. Böyle bir yerde kalkıp da bu hayvanları besleyenleri siz suçluyorsunuz. Niye? Çünkü sevmediğiniz hayvanseverler var. Sevmediğiniz dernekler var. Onlara olan öfkenizi bu işte hiç suçu olmayan hayvanlara atıyorsunuz. Onlar evet öfkelenin, kızın, sevmeyin, nefret edin. Hatta ondan dolayı çoğunluğu arkanıza aldınız diye yasayı değiştirin ve hala da doymayın. Bu çoğunluğu arkanıza almanızdan dolayı sürekli olarak bizleri dövün, dövün, dövün. Sürekli olarak acıtın. Yasayı da değiştirdiniz ya. Elinizden gelenizi ardınıza koymayın, söylemlerinize koyun, sosyal medyalarınıza koyun. Ama insafa gelin. Merhamete gelin. Bu hayvanların bu işte hiçbir suçu yok. Aç olan hayvana yemek vermek, 40 derece 45 derece sıcakta olan bir hayvana su vermekten, bu hayvanların çoğalmasından bakın, dolayı bu hayvanları ölüm kamplarına yollamak için adeta ne kadar dinleyeceğiz bu demagoji? Meclisi de ele geçirdik, çoğunlukla 6. maddeyi değiştirip deyip keyif sürmek. Bakın bu insanların çocukların saldırılmasına engel olmayacak. Şu anda bunu göremiyorsunuz. Ama önümüzdeki 10 yıl içinde problemi çözemediğinizin farkına varacaksınız ve çözemediğiniz zaman da diyeceksiniz ki biz öyle öyle dememiştik, böyle evet. Böyle demiştik. Ahmet Bey, yanlış bunları konuştunuz, diyeceksiniz. Bunları çok söylediniz. 20 yılda olduğu Ahmet gibi. Ahmet Bey, Meltem Hanım'ın bir itirazı var, hemen onu dinleyelim. Evet. Meltem Hanım buyurun. Çok teşekkür ediyorum çünkü Ahmet Bey o kadar aynı cümleleri tekrar ediyor ki bir kere fark ediyorsunuz değil mi? Şu anda bir somut mesele üzerinden ben somut haberle ve somut yasayla konuşuyorum. Hemen ne diye başladı? Sizin nefretiniz, sizin öfkeniz, sizin merhametsizliğiniz, sizin vicdansızlığınız.
pardon ama yani ciddi bir haber kanalında ciddi bir mesele konuşuyoruz. Bu meselenin ele alınma yöntemi karşınızdaki insanın merhametine, vicdanına ve hiç haddiniz yokken laf söyleyerek mi sorunu tartışacağız? Bu gerçekten kabul edilemez derecede seviyesizce bir tartışma üslubu. Benim merhametimi veya vicdanımı hakkında yorum yapmak, bunu böyle karalamak Ahmet Bey'e düşmez. Hiç kimseye de düşmez. Somut bir vaka tartışıyoruz burada. Somut vakanın üzerinden, evet somut vaka, sokakta sahipsiz başıboş köpek olmaz. Onun insanlar tarafından beslenmesinin vicdan merhamet, o zaman bakalım bütün dünya köpek sorununu çözmüş. Kimse sokaklarda böyle bir besleme yapmıyor. O zaman karşımızda devasa bir merhametsiz dünya mı var? Biz sorun çözülsün istiyoruz. Üstelik hayvanları kullanan, hayvanlara kötü davranan insanlar var diyoruz. Ben derneklerden nefret, niye nefret edeyim? Beni ilgilendirmiyorlar ki, biz sorunla ilgiliyiz. Ve sorunun çözüm yeri de hem idareler hem de siyasi makamlardır. Bu artık kendine hayvansever diyen bu örgütlerin bertaraf olması, hayır bertaraf olması değil, hayatında ilk defa bir sorumluluk almaları gerekiyor. O sorumluluk peki nedir? Madem vicdan tartışması yapıyoruz, gerçekten bu zavallı hayvanların sevgi dolu ailelerde olmaya, sahiplenilmeye ve güzel ve özenli bakılmaya ihtiyacı var. Niye öğrendim biliyor musunuz? Avrupa'da falan devlet öyle korkunç paralar harcamıyor. Zaten çok az, tek tip kalan, sınırlı sayıda bulunan sahipsiz hayvanlarla ilgili bakım yaptığı yerlerde %70'inde gönüllülerin gelip çalıştığını, haftanın 7 gününün 3-4 gününün gönüllülerin gidip orada hayvanların pisliğini temizlediklerini, yıkadıklarını, baktıklarını görüyoruz. Evet. Bizim barınaklarımızda hangi gönüllüler çalışıyor Allah şimdi aşkına? Bakın insanları vicdansızlıkla suçluyorlar sadece köpekleri sokakta tutmak için. Ama kendilerindeki vicdanın ne olduğunu ispat edebilmiş değiller. Peki hala daha Meltem Hanım, şimdi Ahmet Bey'e kısa bir söz vermek zorundayım. Daha sonra bir son dakikamız var, ona geçeceğim ama geçmeden önce Meltem Hanım'ın söylediklerini Ahmet Bey'e de son olarak bir söz vermek isterim. Kısaca Ahmet Bey, sizden de alalım söylemek istedikleriniz. Herkesin aklını başına devşirmesini istiyoruz. Çocukları, kadınları, saldırılan insanları, onların sorunlarını biz görüyoruz. Sokaklarda hayvan olmaması gerektiğini ben açık açık söylüyorum. Sadece bu yasadan dolayı değil, son 20 yıldır söylüyoruz. Ama bir takım insanlar görevlerini yerine getirmedi diye ve bu arada yanlış uygulamalar oldu diye siz kalkıp bu hayvanların ölüm fermanını veremez. Hem de acı şekilde ölüm fermanını veremezsiniz. Haber kanallarında maalesef Niğde'de yaşanan, işte Ankara'da yaşanan, son Kütahya'da yaşanan olaylar, bakım evlerinde yaşananlar, toplu açılan mezarlarla ilgili olarak hiçbir şey söylenmiyor. Çünkü hep şöyle deniyor, bu hayvanlar suçludur, öldürmüştür ve bu hayvanların yok edilmesi gerekir. Tamam, hepsini yok edelim, 4 milyon hayvanı yok edelim, göreceksiniz ki 2-3 yıl sonra tekrar sokaklarda bu hayvanlar olacak. Yani peki, getirmiş olduğunuz çözümler ne hukuki ne bilimsel. Peki. Her tarafa gözünüzü kapatmışsınız çünkü çoğunluğu arkanıza aldığınız için her şeyi yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Peki. Ve ben eminim bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu dediklerinizden, bu yaptırmaya çalıştıklarınızdan pişman olacaksınız ve sokak hayvanlarının problemini, çocukların problemini, saldırmaların problemini güvenli sokaklar diyerek, böyle sempatik göstererek çözemediğiniz gibi sokaklarımızdaki başka güvensiz şeylerle ilgili, olaylarla ilgili de tek bir hareket yapmamanız zaten samimi olmadığınızı gösteriyor. Peki Ahmet Bey, Meltem Hanım, her ikinize de görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayına. Konuşacağı da benziyoruz zaten uzun süre bu meseleye. Şimdi hemen son dakikaya aktarmak istiyorum ben de. Ekranlarda bir süredir duruyor. Filistin'de iş insanı cinayeti vardı. İstanbul Kağıthane'de park halindeki bir otomobildeki kişilere susturucu silahla saldırı düzenlenmişti, hatırlarsınız. Bir Filistinli hayatını kaybetmişti. İki kişi de yaralanmıştı. Bu son dakika bilgisi var şimdi bu olayla ilgili. Son dakika bilgisi de 3 katil zanlısı Romanya'da olduğu ile ilgili. Şimdi detayları alacağız. Yalın Ona Tergör'den. Yalın. Evet, aslında 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20'de gerçekleşmişti bu suikast. Susturucu tabancayla gerçekleştirilen bu suikast. 2,5 saat ardından 3 şüpheli Kırklareli üzerinden yurt dışına kaçmıştı ama son dakika gelişmesi olarak Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıkları belirlenen 3 kişi Interpol'le yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda ülkemizden çıkış yaptıkları tespit edilen 3 kişinin Romanya üzerinde yakalanarak gözaltına alındığını da yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu sosyal medya hesabı üzerinden. Şimdi aslında olay şöyle gelişmişti. 18 Ağustos Pazar günü Anasel Abdkadir ve kuzeniyle birlikte
bir de güvenlik koruma görevlileri vardı yanlarında. Zeytinburnu'ndan babasını ziyaret etmeye gitmişlerdi. Anası Ali Abdülkadir'in ve ardından da o ziyaretin çıkışında bir araç tam park halinde ayrılacakken o noktada önünü kesmişti ve arkadan gelen bir saldırgan susturucu tabancayla üzerlerine ateş açmıştı. Olay yerinde 8 boz kovan tespit edilmişti ve o saldırı sırasında da Filistinli iş insanı hayatını kaybetmişti. Yine yanında kuzeni vardı, o da Filistinli ve o da ağır yaralandı. Çünkü o da Canavli'yle o kursunlar geldiği sırada orada bulunan bir dükkana girmişti ama saldırganlar arkasından giderek ona ateş açmaya devam etti. O sığındığı sırada, dükkana sığındığı sırada ardından da koruma görevlisi araçla inerek havaya ateş ettiğini dile getirmişti. O da ayağından yaralanmıştı ve saldırganlar 3 farklı araç değiştirerek yurt dışına kaçtılar 40'lar 50 üzerinden ki 2 araç bulunmuştu. İkisinin de kiralık olduğu ortaya çıkmıştı. Araçlardan birinde de bir adet silah bulunmuştu. Yine tabii İstanbul ayağında, yani o saldırganların kaçmasına yardımcı olan 3 kişi de 4 kişi düzeltiyorum 4 kişi de gözaltına almıştı. Bu saldırganlarla hareket ettiği ve kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 4 kişi de şu anda gözaltındaydı. O da sabah saatlerinde bunun haberi gelmişti. An itibariyle de saldırının faili olduğu düşünülen tüm kişiler yakalanmış oldu, gözaltına alınmış oldu. Tabii o saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi ise Interpol'le yapılan işbirliği sonucunda Romanya üzerinde gözaltına alındı. Tabii burada ilginç bazı detaylar var. Onlardan biri de 2,5 saat içerisinde 40'lar 50 üzerinden bu saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin çıkmış olması. Fakat yine kısa bir süre içinde de yurt dışına çıktıktan sonra Romanya'ya varmış olmaları. Yine tabii olaydan neredeyse 1,5 gün geçtikten sonra da yakalanmış olmaları da yine burada dikkat edilmesi gereken detaylardan biri. Tabii saldırının neden olduğu ile ilgili çok fazla iddia atılmıştı ortaya. En başta atılan iddialardan biri siyasi bir cinayet mi olduğuydu. Çünkü bu noktada Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olan iki kişiye gerçekleştirilen bir saldırıydı ama sonrasında saldırıyı gerçekleştirenlerin de aynı şekilde Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Yine İstanbul'da babası tatile geldiğini söylemişti saldırıya uğrayan kişinin, öldürülen kişinin. O da bizim öyle siyasetle pek işimiz yok, biz zaten İsrail vatandaşıyız. Bu olayın neden gerçekleştiğini bilmiyorum demişti ama polisle görüşmelerinde yine aileler, hem mağdurların aileleri hem de yine faillerin de aileleriyle görüşüldüğünde de bu olayın daha çok bir alacak verecek meselesi olduğu yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Bu şekilde belirlendiğini söyledi İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada ve bu yüzden de o iddialar da biraz geride kaldı ama yine o alacak verecek meselesiyle ilgili bir farklı iddia daha var. Aslında orada bu anlamda alacak verecek meselesiyle ilgili yine olan bir kısım var. O da yine iddia olarak söylüyorum bunu. Şüpheli şahısların, yani saldırıyı gerçekleştiren şahısların ve bu kişiden, saldırıyı gerçekleştirdikleri kişiden haraç istedikleri, bunun uzun süredir devam ettiği, hatta İsrail'de oturumlarına Hayfa'dan gelen bir aile bu aile, Hayfa'dan beri devam ettiği iddiası da var. Tabii asıl buradaki kilit nokta hem o yakalanan, sabah yakalanan 4 kişi, gözaltına alınan o kaçışa yardım eden 4 kişi, hem de tabii burada saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin ifadeleri çok önemli. Yine yaralanan kuzen vardı, Fadı M isimli. O da şu anda yoğun bakımda. Durumu da kritik olarak devam ediyor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Eğer o hayati tehlikeyi atlatırsa o da yine saldırıda hayatını kaybeden kişinin iş ortağı olarak aslında biliyoruz biz de onu. O da eğer hayati tehlikesini atlatır, konuşacak duruma tekrar gelirse yine buradaki kilit noktalardan, kilit ifadelerden, tabii ifadelerden biri olacak. Yalın Onat Ergör, çok teşekkür ediyoruz. Kağıthane'deki saldırı soruşturmasına ilişkin verdi. Son dakika gelişmesine ilişkin detayları aldık Yalın Onat'tan. Teşekkür ediyoruz. Şimdi devam edelim. Türk İş 81 ilde vergide adalete ilişkin basın açıklaması yaptı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ocak ayında aldığımızı Nisan ayında almıyoruz dedi. Meclis açılınca Ankara'da Türkiye'nin en büyük mitingini yapacaklarını da açıkladı. Zordayız.
geçinemiyoruz. Sıkıntıdayız, huzurumuz yok. Sayı olarak bu ülkede çokuz. Bizi yok saymayın. Bizim haklı taleplerimizi yerine getirin. Türk İş 81 ilde vergide adalet için meydanlara indi. Eş zamanlı basın açıklamaları düzenlendi. Adeser'den birisi de Ankara'daki Türk İş Genel Merkezi'ydi. Bundan 16 ay evvel bir sözleşme yaptık. Dedi ki, çöpçü müdürü geçti. İşçi daire başkanını geçti. Memur çok almıyor. Biz az alıyoruz. Az, haberiniz olsun. Öyle bir noktadayız ki Ocak ayında aldığımızı Nisan ayında almıyoruz. Nisan'da aldığımızı Temmuz'da almıyoruz. 30 bin lira alıyorum, 4 bin lirası vergiye gidiyor. Adil değil, düzgün değil. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay 26 Temmuz'da Trakya'da miting yapacaklarını duyurdu. Bir hafta sonra Zonguldak'tayız. 2025 yılı bütçesi açıklanmadan evvel meclis açıldıktan sonra Ankara'nın göbeğinde olacağız. Böyle olmayacağız. Türkiye'nin en büyük mitingini yapacağız, haberiniz olsun. Türk İş 81 ilde ortak basın açıklamalarında gelir vergisi oranının bütün işçiler için %15'te sabitlenmesine ilişkin çağrısını da yineledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hurdaya ayrılan Türk bayraklı iki ticari gemiye 6 milyon dolarlık teşvik sağlandığını söyledi. 21,4 olan ortalama gemi yaşımızı mutlaka aşağılara çekmemiz lazım dedi. 5499 kros tonluk Kapıdağ isimli kimyasal ürün tankerine teşvik kapsamında 3.2 milyon 5401 kros tonluk Ayşe Naz isimli kimyasal ürün tankerine ise 2.8 milyon olmak üzere toplamda 6 milyon dolarlık bir teşvik sağlıyoruz. Teşvikten yararlanan ilk çevre dostu Türk bayraklı gemiler bu iki gemimiz olacak inşallah. Gemilerimizin filomuzdaki ilk alternatif enerjili çevreci gemiler olacağını da özellikle belirtmek istiyorum. Hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yenisinin inşası için teşvik verilecek. Gemilerin yaş ortalaması düşürülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Deniz Ticaret Filosu Yenileme Teşvik Belgesi imza töreninde konuştu. Gündeminde ticari gemilerin yaş ortalamasının 21,4 olması vardı. Bu filomuzun gençleştirilmesi noktasında hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi teşvikine dair yönetmeliği hayata geçirdik. Yönetmeliğimizde gemi sicillerimize kayıtlı 50 ile 50 bin gross ton arasındaki ticari gemilere 20 yaş ve üzerindeki olanlara bu yönetmelik kapsamında bir destek verilmesi söz konusu. 21,4 olan ortalama gemi yaşımızı mutlaka daha aşağıya, aşağılara doğru çekmemiz gerekir ki dünyada 12. sıradayken yaş sıralamasında en sonlara yakın bir durumdayız. Ve Mavi Vatan'da hakimiyet vurgusu. Mavi Vatanımıza sahip çıkıyoruz. Onun her türlü korunmasından tutun, oradaki her türlü işletmeciliği de kendi gemilerimizle özgür bir şekilde yapabilme adına Mavi Vatanımızı koruyoruz. 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Kul Gölü Balesi ile başladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tansu Atürk Festivali Habertürk TV Kültür Sanat Direktörü Aysun Öze değerlendirdi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği, Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Açılışını Kuğu Gölü Balesi ile yapan festivalde, Carmen, Muhteşem Gatsby, Güldestan ve Brezilya'dan gelen Capricho, Jinga, Afuego Lento adlı 3 eser izleyiciyle buluştu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tansu Atürk, festivalin detaylarını paylaştı.
21.sinin düzenlenmesi bir kere çok değerli. İşi neyli insanlar çok kolayca konuyu çözebildiler. Hemen ardından çeşitli eserlerimizi de koyduk. Yani ben heyecanla bekliyorum ben de. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen festivale olan katkılarını anlattı. Devlet Opera ve Balesi'nin bu arzulu ve istekli işine gerçekten katkı koymayı çok istedik. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çarşamba ve Perşembe günü Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Zorba Balesi ile festival sona erecek. Şimdi kısa bir araya gidelim. Evet, ana haberi biz burada noktalıyoruz ama bizden sonra Eren Eğilmez Gerçek Fikri ne de konuklarıyla gündemi değerlendiriyor olacak. Yarın yine aynı saatte ana haberde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.